Herkese merhabalar. Evet, bu hafta da gençler Türkiye'nin gündemini tutmaya, Türkiye üzerine konuşmaya devam ediyor. Bir haftalık bir ara vermiştik. Artık pazartesi günü gelecek konuşuyor sizlerle birlikte olacak. Bu hafta yine önemli bir konuyu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bu hafta IŞİD saldırılarını ve aslında özelde IŞİD saldırılarından kaçan ve Türkiye'de ciddi bir sorun boyutuna ulaşan mültecileri konuşacağız. Bildiğiniz üzere Rojava'nın Kobanik kantonunda hem YPG, PYD ve PKK'nın IŞİD'le çatışmasından kaçan Kobanili Kürtler gerçekten ciddi bir mülteci akını başlattı Türkiye üzerinde. Peki nasıl çözülecek bu sorun? IŞİD sorununu genel hatlarıyla konuşmamız gerekiyor bu anlamda. Orta Doğu'yu ve Güneydoğu Anadolu'yu bir sorun haline getiren, aslında dünya üzerinde herkese korku salan IŞİD terörünü konuşacağız. Yine genç arkadaşlarımız var. Öncelikle kendilerini tanıyarak programımıza başlayalım. Oğuzhan, senden başlayalım. İyi akşamlar diliyorum. İsmim Oğuzhan Cansız. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün de başkanıyım. Tabii bu akşam bizleri izleyecek olan ekranları başındaki bütün seyircilere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince bu konularda bizler de bir siyaset bilimci adayı olarak bir şeyler söylemeye çalışacağız. Evet. Seninle devam edelim Sinan. Bu tarafa mı bakayım? İsmim Sinan Çiftçi. IŞİD Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisiyim. Ben de siyasetle çok ilgiliyim. Yani 15 yaşından beri siyasetle ilgileniyorum. Ve istediğim bölümü seçtim. Memnunum. Türkiye gündeminde çok yakından takip ediyorum. İnşallah keyifli bir program olur. Farklı görüşlerin yer aldığı bir ortamdayız. Bu imkanı verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Bir de buradan özellikle benim memleketim Karacabey'de çok izleyen var. Belki de Karacabey'de şu an her evde Cem TV açık olabilir. Ben bütün hemşerilerime de buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Karacabey'e selam gönderiyorum. Osman, çok teşekkür ediyoruz biz de. Programın izleyiciliğini kıldım bir anlamda. Elimden geldiği kadar arttırmaya çalıştım. Teşekkür ederiz. Evet, Özgür Baran, daimi konuklarımızdan. İyi akşamlar. Özgür Baran Kılıç, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyorum. Hakların Demokratik Partisi Parti Meclis üyesiyim. Umarım iyi bir program olur. Evet, Özgür, sen bölgeyi de bilen biri olarak bize çok şey aktaracağını düşünüyoruz. Arkadaşlarınızla birlikte gittiniz. Sen bulundun mu orada? Ben bulunamadım ama yakın zamanda bayramda kamplara, Ezidi kamplarına gideceğim, mülteci kamplarına. Evet. Bu bayramı orada geçirmeyi düşünüyorum. Evet, muhakkak giden arkadaşların izlenimlerini paylaşacaksın. Evet, İnan. İnan Dağdelen. Ben Sosyal Demokrat Dergi Yayın Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Genç Sosyal Demokratlar GESOS'un da aktivistlerinden, kurucularındanım. Umarım iyi bir program olur. Evet. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Tanımış olduk sizleri. Şimdi öncelikle biliyorsunuz gerçekten çok ciddi bir sorun haline geldi IŞİD. Ve Kobani'ye yapılan saldırılarda 14. gününde ve çok ciddi bir mülteci akını var Türkiye'ye doğru. Sınırda çok ciddi çatışmalar var. Bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak muhakkak ki bu hem mültecilerden hem de bu sınırda yaşanan çatışmalardan oldukça memnuniyetsiziz ve bir an önce bir şeylerin yoluna girmesi talebindeyiz. Özellikle gençler olarak hepinizin bu konuya kafa yorduğunu biliyoruz. Çünkü önümüzde uzun yıllar var ve bir terör örgütüyle, ciddi bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Hem finansmanının gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştığı bir terör örgütü, hem de sempatizanlarının bir yerde arttığı ya da mecburen arttırıldığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada bizim için önemli olan şey, en önemlisi belki bu terör problemine çözümleriniz muhakkak ki olacaktır ama bizim konuşmamız gereken Türkiye'ye sığınan mülteciler. Çünkü eminim hepiniz her gün İstanbul'un belli noktalarında görüyorsunuzdur onları. Suriyeliler, Kobanili Kürtler gerçekten çok ciddi bir varlık oluşturmaya başladılar. Bunu konuşmamız gerekiyor. Öncelikle Oğuzhan, dilersen ya da çok özür dilerim, Baran'la başlayalım. Hem bölgeyi bilen biri olarak. Baran, nedir orada durum? Belki burada biz çok azını görüyoruz o mültecilerin ama siz daha çok iyi biliyorsunuz bölgeyi. Hem biraz aktarımlarını anlat, öyle başlayalım. İlk önce meseleye biraz şeyden bakmak gerekiyor. IŞİD ne zaman kuruldu,
herkesin kafasında şöyle bir durum var. Sanki IŞİD yeni kurulan ve bir anda ortaya çıkan bir şeymiş gibi duruyor. Halbuki IŞİD'in bir teorik geçmişi var, aynı zamanda da bir pratik geçmişi var. 1999'da Ebu el-Musab tarafından kuruluyor. Sonra Irak El-Kaide'si adını alıyor. Sonra Irak İslam Devleti adını alıyor. Sonra Irak Şam İslam Devleti'nin adını alıyor. Şimdi de IŞİD, eski adıyla IŞİD, kendini bütün Müslümanların halifesi olarak kabul edip İslam Devleti adını koyuyor kendine. Bu Amerika'nın Irak'a girdikten sonra var olan kökten dinci gruplardan biri aslında. Ama sonra El-Kaide ile ilişkiye giriyor ve gittikçe büyüyor. Büyüdükçe Suriye Savaşı'na dahil oluyor. Suriye Savaşı'nda diğer muhalifler gibi Esad'a karşı bir hareket olarak çıkıyor. Ve bazı Orta Doğu'da ya da dünyanın bazı ülkelerinde IŞİD'e karşı olmasından dolayı destek görüyor ve büyüyor. Büyüdükçe petrol sahalarına hakim olmaya başlıyor ve aynı şekilde petrol sahalarına hakim olduktan sonra ciddi bir finansal destek sağlıyor ve böyle daha da büyüyor. Suriye iç savaşına dahil olduktan sonra kantonlara, yani Cizire kantonuna girmeye başlıyor. Ondan sonra Rakka'ya girmeye başlıyor. Ufak ufak, ondan sonra en son zaten hepimizin gördüğü Musul'a kadar büyüyor bu iş. Kendisi gibi olmayan herkesi kafir olarak ilan ediyor. Bunun Müslüman olması, Şii olması, Arap olması, Kürt olması hiçbir şey değiştirmiyor onlar için. Kendisi gibi olmayan insanları ya öldürüyor ya da vergiye bağlıyor. Biz Şengal'de ilk ciddi bir kamuoyu oluştu. Şengal'le ilgili. Şengal'de ne olmuştu diye baktığımızda Şengal bir dağ ve bir ovadan oluşuyor. Dağın başında Ezidiler, ovada ise Araplar var. Araplarla Ezidiler, tarihleri boyunca 74 kez katliama uğrayan bir halk olduğundan kendini korumak için Araplarla kirvelik ilişkisi kuruyor ve kirvelik ilişkisi kurduktan sonra o Araplar onlara bir şey yapmayacaklarını sanıyorlar. Ama bir gün Şengal'e girdiğinde IŞİD o Araplar tarafından bütün Ezidilerin katliama uğratıldığını, erkeklerinin öldürüldüğünü, kadınların kaçırıldığını, bir gecede sadece Şengal'deki Ezidilerden 300 tane kadının kaçırıldığını biliyoruz. Ve Şengal Dağı'na kaçıyorlar. Çünkü var olan tek yer o dağ, yoksa hepsi beraber ölecekler. Şengal Dağı'na kaçtıktan sonra, ki bu sadece Ezidiler de değil, oradaki Türkmenler, Kakayiler, Kürtler, Süryaniler, yani hatta Şiiler hepsi beraber kaçıyor ve ciddi bir soykırım uğratılıyorlar. İnsanlar açlıktan ölüyor ve kaçacak tek yerleri Türkiye oluyor. Türkiye'ye de ilk başta öyle kolay kaçamıyorlar. Var olanları, yani IŞİD'in ele geçirdikleri ölüyor. Diğer taraftan Peşmerge ile YPG güçleri orada bir koridor açıyor ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra da durum çok iç açmıyor. Neden? Çok ciddi bir sayı çünkü. Milyonlara yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Oradaki belediyeler üzerinden geliyor ve şöyle bir gerçeklik var. Türkiye kendi doğusundan mülteci almayan 3 ülkeden biri dünyada. Yani mülteci olarak kendi doğusundan insanları kabul etmiyor. Onun için gelen insanlar direkt Birleşmiş Milletler'le muhatap oluyor ve Birleşmiş Milletler onları aylarca bekletiyor. Onun için hatta biz belediye başkanı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda durum şöyle. İnsanlar oradan geliyor, valilerle ya da devlet yöneticileriyle konuşuyor. Oradaki insanlar diyor ki gidin belediyelerle konuşun. Var olan belediyeler tüm güçleriyle çalışıyor. Yani Diyarbakır'da bildiğimiz mesela 5000 kişilik bir Ezidi kampı var. Ve şöyle bir durum, yani 5000 kişinin yemeği, barınması, oradaki insanların, kadınların, çocukların psikolojik travmaları, aslında her birinin kendine özgü hikayeleri varken binlerce insan kamuoyunda sadece bir doğal afet yaşıyormuş gibi görülüyor. Halbuki bizim gündemimizden düştükçe oradaki sorun gittikçe daha büyük olmaya başlıyor. Aslında belki de göstererek bir biçimde hepimizde de
bölgeye dair aslında daha, yani her gün takip eder olduk aslında. Her gün ne kadar geliyor mülteci, her gün ne kadar geri dönüyor, neler yaşıyorlar. Mesela ben haber yaparken de biliyorum işte cami avlularında kalıyorlar, sokaklarda kalıyorlar. Hepsini görüyoruz bile. Özellikle Suruç ilçesi zaten çok ciddi problemli bir yer haline geldi. Belki de bunu göstererek bir şekilde bilinç oluşturulabilir aslında. Evet. Ya yani burada iş medyaya düşüyor. Tabii. Ama medyadan da ziyade bölgede sözü geçen kanaat önderlerine, belki de yönetimlere, yerel yönetimlere muhakkak ki söz düşüyor. Oradaki ciddi sorunu göstermek için. Evet. Bir Ezidi aile geldi ve konuşma fırsatı buldum. Oradaki insanlar bizi buradan olabildiğince uzaklaştırın diyorlar. Yani artık oradaki insanlar Türkiye'ye ya da bir kısmı Şengal'e dönmek istemiyordu. Çünkü çok ciddi bir travmadan bahsediyoruz. Buradaki halk bizi Avrupa'ya götürün diyordu. Onlar için Türkiye'ye gelmek sadece bir çözüm değil, hepsi Avrupa'ya gitmek istiyordu. Ama birçoğu işte durumu düşününce, herkesin gideceği zaman IŞİD'in orayı ele geçireceğini bildiğinde birçoğu şimdi tekrar Şengal'e, Rojava'ya dönmek istiyor. Evet. Bizim yapmamız gereken şey IŞİD'in sadece Kürtler, Ermeniler, Süryaniler için değil, bütün Orta Doğu halkları için çok büyük bir tehlike olduğunu görmek. Bugün belki İstanbul'da bir bomba patlamıyor olabilir ama bundan birkaç gün sonra, birkaç ay sonra IŞİD tarafından sivil insanların öldürülmeyeceği ne malum. Evet. Evet İnan, çok teşekkür ederiz Baran. Seninle devam edelim. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle benim bir konu ilgimi çekti. Batı'ya gitmek istediklerini söylüyorlar. Neden Batı? Aslında uluslararası topluma baktığınız zaman çok da kayıtsız görünüyorlar. Bana göre, belki çoğunuza göre öyledir. Batı ülkelerinin başını çektiği şeyler, kurumlar kayıtsız bana göre. Ama neden buna rağmen Batı'ya gitmek istiyorlar? O da tartışılması gereken bir şey. Ya çünkü Türkiye onların aslında ikinci cehennemi. Yani Rojava'da ya da işte Suriye'de, Irak'ta büyük bir cehennemin içerisinden kaçan Suriyeli göçmenler Türkiye'de ikinci bir cehennemi yaşıyorlar. İşte Tayyip Erdoğan Suriye Savaşı ilk başladığı sırada partisinin Urfa'daki bir mitingine o dönem Özgür Suriye Ordusu'nun sözcülerine olan bir zatı çıkarıp elini de kaldırıp birkaç ay sonra muhatabımız bu olacak diye bir propaganda yapmıştı. Yeri gelmişken IŞİD'den bahsederken Suriye'de işlenen savaşlarının tek sorumlusunun da IŞİD olmadığından da bahsedelim. Bugün onlarla savaş halinde olan Özgür Suriye Ordusu da El Nusra'da bu katliamların başlıca sorumlularıdır. Evet. Türkiye'ye gelen bu göç dalgasının başlıca sorumlularıdır. Suriye'deki muhalefet hareketi şiddet yoluna başvurduktan hemen sonra biliyorsunuz Suriye bir seçim kararı aldı. Tarihinde ilk defa başkanlık seçimine gitti. Türkiye başta olmak üzere Avrupa bu seçimleri yani sabote etti. Boykot edilmesi yönünde gerek Türkiye'de gerekse oradaki kendi deyimleriyle, ilişkileriyle bunları sabote ettiler ve Türkiye bir yandan işte uluslararası kamuoyuna delikanlılık taslayıp anti-emperyalist çıkışlar yapmaya çalışan bir ülke gibi görünse de bölgesel emperyalist güç olma yolunda politikalar izledi. İşte biliyorsunuz Musul'da işte Kerkük'te haklarımız var söylemleriyle. İşte Suriye'de işte Türkmen kardeşlerimiz var söylemleriyle. O bölgenin dizaynı için bir hak iddia etti. Ve dediğim gibi bölgesel emperyalist güç olmak için bir takım askeri girişimlerde bulundu. Bu işte Antep'te durdurulan tırı biliyoruz. Evet. Tırın başına gelenleri biliyoruz. Tırı durduranların başına gelenleri biliyoruz. Türkiye El Nusra'yı bir terör örgütü olarak örneğin görmüyor. Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı IŞİD terör örgütüne saldırı yapılırken işte yanlışlıkla ya da ne bileyim işte kasten ama yani neticede bir terörist örgüt sıfatı kullanmadan El Nusra'nın karargahını gösterip orada bir mağduriyet haberi yapmaya çalışıyor. Bunun PR'ını yapmaya çalışıyor. Bir şey soracağım hemen orada. Bunun rehinelerle bir şey olabilir mi? Biliyorsun Birleşmiş Milletler'deki uluslararası konferansta daha bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eli kanlı bir terör örgütüdür dedi.
rehineler artık serbest. Hani acaba oradan kaynaklanıyor olabilir mi? Yani rehinelerin elinde olmasından kaynaklanıyor. Aa, yok, bu sözünü ettiğim haber rehineler serbest bırakıldıktan sonra yapıldı. Halen zaten AKP'nin Suriye ile ilgili politikası Suriye'deki muhalif grupların hala katil bazı terör örgütlerinin bir kısmını meşrulaştırıp onları güçlendirmek üzerinden ilerliyor. Yani El Nusra'ya hala bugün terörist bir örgüt diyemiyor. Zaten çok komik açıklamalar yapıyor Erdoğan. Örneğin diyor ki işte neden diyor orada uçuşa yasak bölge ilan etmiyorsunuz diyor. Demirtaş da söylemişti. IŞİD'in elinde helikopter yok. IŞİD'in elinde uçak yok. Uçuşa yasak bölgeyi kimin için istiyorsun? Ne için istiyorsun? Karadan ilerleyen İslamcı terör örgütleri için mi istiyorsun bunu? Yani, aslında onların biz bilinçaltında neler yaptığını çok çok iyi biliyoruz. Şey konusuna ben tekrar dönmek istiyorum, bu mülteci konusuna. Şimdi mülteci konusu dediğim gibi Erdoğan'ın bütün sorumluluğu, yani daha doğrusu Erdoğan yüzünden, Erdoğan'ın sebep olduğu bir savaşın sonucudur. Evet. Mülteci sorunu. Ama mülteci sorunu bizler için sorundur, mülteciler için sorundur. Erdoğan için ya da sermaye için bir sorun değil. Çünkü her ne yani düşünün, İstanbul'un birçok bölgesinde bu mülteci dediğimiz kimseler, güvencesi çalışıyorlar, köle koşullarında çalıştırıyorlar. Aynı şekilde asgari ücret gibi bir taban maaşına tabi olmadan çalışıyorlar. İşte birçok iş yerinde, birçok iş yerinde iş yerleri üzerlerine kilitleniyor bu insanların. Evet. Haliyle bu mülteci sorunu bizim, mültecilerin ve işçilerin sorunu. Evet. Sermayenin ya da AKP iktidarının sorunu değil. Evet. Bunu konuşacağız. Özür dilerim, mülteci şey... sorunu. Zaten geçiyoruz hemen. O zaman senden başlayalım, tamam. Sinan. Sen şimdi ne düşünüyorsun bu konuda? Şunu söyleyeyim ben. Bu mültecilerle ilgili Hatay'da ben televizyonda bir esnafı dinledim, haberlere çıktı. Dedi ki yani küçük bir bakkalmış. Yanıma dedi mülteci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş Suriyeli mülteci. 30 Mart yerel seçimlerinden önce ve seçimlerden sonra da yine hükümete oy verdiği ya da hükümetten bir destek aldığı söyleniyor o esnaf tarafından. Benim yanıma dükkan açtı ve bana rakip oldu dedi. Yani düşünün, böyle bir durum da var. Yani mülteci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor, belki de devletten kredi alıyor, yanına dükkan açıyor ve Türkiye Hatay'la esnafa rakip oluyor. Yani bu, böyle bir sorun da var. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani sadece mültecileri sürekli küçümseyerek ben bir yere varılacağını düşünmüyorum. Ama küçümsemiyoruz, mülteci sorunu var. Ya sorunu var ama böyle bir sonuç da var. Yani sonuçta bazı mülteciler, ne bileyim, zengin olan da var, işe giren Türkiye'de milyonlarca işsiz varken mülteci çok iyi bir yerde işe giriyor. Neden? AK Parti üye olduğu için. Evet, tabii. Bunu da düşünmek lazım. Yani. Dükkan açıyor. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Bugün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan dün bir açıklaması var. Diyor ki, PKK'ya söylüyor bunu. Kandil'de yan gelip yatmayın, Kobane'ye gidin. Onlarla biraz savaşın diyor. Yani biz Türk askerine saldıracağınıza diyor ya da biz de uğraşacağınıza gidin, Kobane'de onlarla savaşın. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti IŞİD'e karşı mağlup olmayı kabul etmiş. PKK'dan, Kandil'den medet umar hale gelmiş. Yani PKK'ya diyor ki gidin Kobane'de IŞİD kuvvetleriyle savaşın, yani onları yenin diyor. Bu bence çok abes bir durum. Ayrıyeten yine hiçbir şey yokmuş gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da dün çok garip bir açıklama yaptı. Dedi ki iPhone 6 ile ilgili, mutlaka izlemişsinizdir, yani gündemdeki konulara değinmiyor ya da gündemdeki konularla ilgili ciddi çözüm önerileri yok bu sorunla ilgili. Savaş bir kilometre kapına dayanmış, sınırında savaş varken iPhone 6 kuyrukları oluşuyor dedi. iPhone 6 almayın der gibi, evet, bir yere getirdi. Yani sanki Türkiye'de hiç sorun yok, Türkiye'nin tek sorunu iPhone 6 satın almak. Telefon markası konumuzu kapatalım. Onun haricinde ben şunu söylemek istiyorum. Bugün IŞİD'in kullandığı silahların büyük bir kısmının Türkiye tarafından verildiğini ben sürekli ben bunu iddia ediyorum. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi de iddia etmişti. Fakat hani bunu neye dayandıracaksınız diye sorabilirsiniz. Şu an için söylemiyorum. Erdoğan'la Esad arasındaki bu olaylardan sonra, kardeşim Esad'dan kanlı Esad'a geçtiğimiz yıl, yani bu dönemden sonra Tayyip Erdoğan IŞİD'e, yani daha bu evrede değilken olaylar, IŞİD bu kadar güçlü değilken, Tayyip Erdoğan IŞİD'e büyük bir silah yardımı yaptığını, yakalanan tırları biliyoruz. Bunun içinde yiyecek var,
bisküvi var, ekmek var, un var, şeker var dediler. Fakat içinde bunların silah olduğunu biliyoruz. Ya da ben biliyorum, üzülerek söylüyorum böyle. Yani Orta Doğu'da Türkiye oyun kurucu bir devlet haline geldiği söyleniyor. Fakat oyuna gelen, Amerika tarafından piyon olarak kullanılan bir ülke haline gelmiştir. Tırlarla Suriye'deki Esad'ı devirsin diye IŞİD'e silah gönderdi bizim ülkemiz. Tayyip Erdoğan, o dönem başbakanı Davutoğlu ile birlikte. Ben bunu çok net bir şekilde biliyorum. Ve şimdi olay nereye sıçradı? Yani şimdi savaş Türkiye'nin bir kilometre ötesinde şu an savaş var. Bir kilometre sınırımıza kadar dayandı. Fakat sen IŞİD'e ilk kuruluş aşamasında destek verdin, silah gönderdin. Bugün kapına savaş dayandığında şimdi IŞİD'e çıktı, terör örgütü dedi. Peki bugüne kadar IŞİD'e neden Tayyip Erdoğan terör örgütü diyemedi ya da Ahmet Davutoğlu diyemedi, neden bugün terör örgütü diyor? Hatırlayacaksınız, bir süre IŞİD'le ilgili medyada, bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce IŞİD'le ilgili hiçbir şeyin konuşulması yasaktı yani. Rehinelerle alakalı hiçbir şey konuşulmuyordu. Her şey konuşulabiliyordu fakat rehinelerle ilgili hiçbir şey konuşulamıyordu. Yani bizim ülkemizin 49 yurttaşı Musul'da rehin alındı, bayrağı indirildi. İşte bunun gerekçesini biliyorsun ama rehineler zaten rehine oldukları için konuşuluyor. Rehine oldukları için, fakat şunu söylüyorum bakın, Türk bayrağı indirildi. İnsanlar aylardır orada kaldı, rehineler. Fakat bu ülkenin başbakanından herhangi bir ses çıkmadı. Ben bunu hiçbir zaman içime sindiremedim. 49 vatandaşımızın rehin alınmasını, işi de eleştiremedim. Yani 49 vatandaşımız rehin alındıktan sonra neden çıkıp terör örgütü demedi de bugün Amerika... O dönemde Amerika tepkisizdi. Bugün Amerika IŞİD'e karşı çok net bir tepki gösterdi. Kara harekatı yapılabilir. Obama'nın sözleri var, saldırılar var. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar var. Yani şunu demek istiyorum kısaca. Amerika IŞİD'e karşı tepkisini resmi yollardan ortaya koyduktan sonra Tayyip Erdoğan çıkıp IŞİD'e terör örgütü dedi. Ama geçtiğimiz yıl IŞİD çok iyiydi. IŞİD'e kesinlikle terör örgütü diyemiyordu. Tayyip Erdoğan IŞİD cihat için, İslam için bir şeyler yapıyordu ve IŞİD elindeki silahların birçoğu Tayyip Erdoğan tarafından gönderildi ve o silahlarla IŞİD Müslümanları katletti, insanları diri diri toprağa gömdü ve birçok dramatik olay var. Yani bunları daha fazla söylemek istemiyorum. Kadınlara yapılanlar, çocuklara yapılanlar. Türkiye'nin Orta Doğu politikası tamamen şu anda iflas etmiştir. Türkiye'nin şu an Orta Doğu'nun 3 büyük ülkesinde büyükelçisi yok. Bunu biliyor ya, yani Mısır'da, İsrail'de ve Suriye'de Türkiye'nin büyükelçisi yok. Fakat bizim Cumhurbaşkanımız bunlara rağmen dünya lideri, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını hiç kimsenin dinlemediği Cumhurbaşkanımız, salonun boşaldığı bir konuşması var biliyorsunuz. Fakat bunlara rağmen dünya lideri Türkiye, oyun kurucu bir ülke. Yani hala Türkiye'de bunlar söyleniyor. Senin Orta Doğu'nun 3 büyük başkentinde büyükelçin yok ama sen Orta Doğu'da oyun kurucu bir durumdasın. Ve şu an bana göre Orta Doğu'da Türkiye güç kaybetmiştir. Bugün Orta Doğu'da öne çıkan ülke İran olmuştur. Ben bir şey söyleyeceğim bu noktada Sinan. Şimdi bir parti muhakkak ki belli iddialar ortaya atabilir, söyleyebilir. Evet. İşte IŞİD'e silah gönderildi diyor, bunu söyleyebilir. Yani bu iddiaları dile getirebilir ama sen bir genç olarak söylerken muhakkak altını doldurman gerektiğini düşünüyorum. Evet. Öncelikle. Mesela somut birkaç bir şey daha söyleyebilmen gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de böyle söylüyor dersen bence ben genç olarak genç bir yorum olmuyor gibi geldi bana. Yok tabii, içi pek dolu bir... Şunu, yani ben o içinde o tırların silah olduğunu kanıtlayamam. Öyle bir fotoğraf yok, öyle bir görüntü yok. Fakat çok ciddi ortada atılmış iddialar var. Bunun belki de fotoğrafları da olabilir ama Türkiye'de yandaş medya tarafından ben servis edilmediğini ya da bir şekilde engellendiğini düşünüyorum. Yani o tırların içinde yiyecek malzemesi olsaydı sizce bu gösterilmez miydi? Yani neden tırı, neyi gizliyorsun ki yiyeceğin, bisküvinin, ekmeğin, unun, şekerin, yağın neyini gizliyorsun? Evet. Tamam, ki çok kısa daha söyleyeyim ki söylemiş olduklarım yani altı içi boş konular değil. Ne dedim? IŞİD'e terör örgütü diyemedi daha düne kadar. Esad'la IŞİD'in mücadelesinde IŞİD'e bir destek verdi. Ve şunu da az önce siz dediniz ya, mahkeme kararıyla yasaklandı bu rehinelerin konuşulması. Yani bütün dünya bunu konuşurken Türkiye'de konuşulmaması ve buna da ileri demokrasi denmesi son derece. Yani bütün dünya konuşurken bunu neden Türkiye'de rehineler konuşulmadı? Neden mahkeme kararıyla yasak getirildi? Ben bunun savunulacak bir tarafı olduğunu belki düşünmüyorum. Belki rehineler yani Türk olmasın sebebiyle. Tabii ki olabilir ama bunu sonuç olarak bütün dünya konuştu. 49 evet. Vatandaşımızın rehin alınmasından sonra da yine bir gerekçem de bu. Başbakandan herhangi bir ses çıkmadı. Yine IŞİD'e terör örgütü diyemedi. IŞİD'i eleştirmedi. Herhangi bir tepki göstermedi. IŞİD'in terör örgütü olduğunu sürekli
dile getirdik. Bir de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Başbakanın, yani o dönem başbakanı, şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde IŞİD'e neden terörist demediği bir araştırması yapılmış bunun. Bunun nedenleri var. Çünkü ilişkileri var diyor bir köşe yazarı. Hükümetin ve istihbaratın Suriye'de en yoğun ilişkide bulunduğu örgüt Ahrar-ı Şam örgütüdür. Türk hükümetinin. Bu örgüte her türlü yardım yapıldı. Ayrıca Türkiye toprakları kullanılarak taşınan silah ve mühimmat desteği yapılan gruplar var. Bu gruplardan birçoğu şu anda IŞİD'i oluşturan gruplar arasında. Ahrar-ı Şam Suriye'de IŞİD'le çatışmalara girdi ama Irak'ta böyle bir durum yok. Bu örgütler her ülkede farklı ilişkiler içinde. Daha doğrusu bu örgütleri kumanda eden güçlerin talimatlarına göre hareket ediyorlar. Bu teröristler Suriye içinde sıkıntıya girmesin diye Hatay Reyhanlı Bükülmez köyü sınırından Akçakale sınır kapısına kadar silahlarıyla birlikte geçirilip tekrar Suriye'ye sokuluyor. Akçakale'nin karşısında Talapiyat var. Orası da IŞİD'in kontrolünde. Yani bu olayda IŞİD hükümet ve MİT ilişkisinin açık bir kanıtı. Evet. Diyor. Çok teşekkürler. Evet. Hemen sana geçelim Oğuzhan. Sen neler düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar tabii açıklamalar yapıyorlar. Bazılarına tabii kısmen katılıyoruz. Bazılarına da katılmıyoruz. Ama temel sıkıntı şu. Olaya tek taraflı bakıyorlar. Şimdi burada bir mülteci sorunu var. Doğru. Türkiye yaklaşık 1,5 milyon civarında bir mülteciyi şu anda kendi topraklarında bakma gibi bir duruma geldi. Ve bölgede şu anda Türkiye'nin dışında bu bölgeden kaçan insanların sığınabileceği, güvenebileceği başka hiçbir ülke yok. Çünkü bölgeye baktığımızda Irak'ta bir iç savaş var. Suriye'de aynı şekilde, Mısır'da aynı şekilde. Şimdi bölge bir kazan gibi kaynıyor. Bölgenin dışında kalmış olan, yani sınır hattındaki ülkelerden söylüyorum bunu, tek ülke var. Burası da Türkiye. Şu anda insanlar sürekli olarak kaçarak Türkiye'ye geliyorlar. Ve bu durumda Avrupa Birliği'nin de söz dışında Türkiye'ye hiçbir manada maddi desteği veya işte bu mültecilerin bakımı durumunda veya ikametgah etmeleri durumunda hiçbir şekilde desteği yok. Şu anda Türkiye tamamıyla bu insanlara burada ev sahipliği yapıyor ve şöyle bir temel sıkıntı var. Yani mültecileri biz şu anda ülkemizde görüyoruz. İstanbul'un sokaklarında bu insanlar dileniyor. Ve ben arkadaşların o sözlerine de katılıyorum. Bu insanlar Türkiye için de bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü şu şekilde düşünün. Yani bir ülkeden kaçıp Türkiye'ye gelmiş bir kişi, hiçbir eğitim düzeyinde yeterliliği yok. Başka bir ülkenin vatandaşı olduğu için hele de şu anki konjonktürde bir güvenilirliği yok. Yani bu tür insanlara ülkede iş imkanı sağlamak başlı başına zaten bir sorun. Ya buraya yani gelmeye ama onlar tercih etmiyorlar. Ya buraya gelmek onların tercihi değil. Yani ama mecburen geliyorlar bu ülkeye. Mecburen geliyorlar. Mesela İran'a gitmiyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Yok, İran'a da gidiyorlar. Hayır, yani, şu anda Türkiye'de 1,5 milyon sınır. Sınır senin sınırsa var. Eğer sınır senin sınırsa elbette sana geliyor. Ve Duygun da az önce ifade ettiği gibi buranın üzerinden Avrupa'ya göç etmek istiyorlar. Ama, Özgür bunlardan bahsetti. Yani şimdi Eyüp'teyiz. Eyüp'ten sokaktan çıktığında evin her neresiyse gidene kadar her ana arterde, her ışıklarda bir sürü Suriyeli direnci vesaire. Evet. Çok mu memnunlar sence bunlar? Memnun bu insanlar değiller. Yani. Ama şu anda Türkiye'nin buna karşı yapabileceği de bir şey yok. Yani bu imkanların hepsine ülkemizde zaten bir yığın işsiz var. Yani ülkemizdeki işsizler dururken şimdi bu kadar mülteciyi alıp bunların hepsine imkan sağlama gibi bir durum zaten yok. Ve bu insanlar, şimdi bu kişiler aç. Bunların yanlarında çocukları var, eşleri var. Bu insan bir sürü dileniyor. Dilendikten sonra belli bir kazancı elde edemediği zaman daha farklı arayışlara giriyor. Bu ülke için tamamıyla başlı başına bir sorun haline geliyor. Şimdi bu işe sadece yani mültecilere işte orada hani işte iyi bakmıyorlar veya mülteci Avrupa'ya gitmek istiyor. Hani Türkiye'ye sadece uğruyorlar falan. Yani burası da bir geçiş güzergahı değil. Türkiye yani büyük bir devlet. Türkiye bu bölgede güçlü bir devlet. Hani öyle kimsenin içinden gelip de öbür tarafından çıkayım Avrupa'ya gideyim falan. Bu tarzda bir devlet değil. Daha sonra kaçırılan vatandaşlarla ilgili arkadaşlar söyledi. Evet. Bir kere buradaki temel sıkıntı şu. Yani bu vatandaşlar IŞİD bu bölgeye saldırıyı yaparken bizim konsolosluğumuza yani bu uyarılar gelmesine rağmen bizim konsolosluğumuz ve bu görevliler niçin terk etmediler? Yani bizim aslında öğrenmemiz gereken nokta bu. Ve burası kör bir nokta. Yani burayı hiç kimse bilmiyor. Yani onlara bu telkin geldi mi veya işte telkin geldi de bu kişiler uymadılar mı? Bir kere temel sıkıntı burada. Kaçırıldıktan sonrasına baktığımızda yani bu işler böyle şimdi biz burada oturup konuşuyoruz stüdyoda ama
Yani dünya genelinde bu işler bu şekilde yürümüyor. Sizin 49 tane vatandaşınız bir terör örgütünün elinde. Yani buradan böyle çıkıp da hani işte ben bu vatandaşlarımın oradaki güvenliğini tamamıyla riske atıyorum. İşte bu bir terör örgütüdür. Hesabını soracağız. İşte sizden bununla ilgili gerekenleri yaptıracağız falan diye bu şekilde bir çıkış yaparsınız. Bir zaman bu delikanlılık olarak algılanabilir. Ama daha sonrasına baktığınızda bunlar yani güvenilir bir yapı değil veya bir devlet değil sizin esiriniz olan kişiler. Burada bir örgütle bunlar. Bu insanlara bir zarar geldiğinde bir tane vatandaşın ölümünden bu devlet sorumlu olur. Onun için bu vatandaşlar kaçırıldığı durumda devletin bence daha yumuşak bir politika izlemesi bu noktada doğru diye düşünüyorum. Evet. Bir reklam ben, arasına gidip aynen, ondan sonra devam ufak edelim. Ufak bir şey söyleyeyim. Tabii. Berkin Elvan öldükten sonra çünkü. Berkin Elvan'a terörist diyen hükümet, hükümetin kendisi her yerde söylüyordu. 50 tane vatandaşımız rehineyken bunu söylemeye cesaret edemiyor olması sıkıntılı bir şey. Ki şuna da katılıyorum, ama siyaset cesaretle. Orada, çok farklı. Yani evet, orada farklı çok bir şey. Bir farklı bir şey var. Onu konuşuruz ancak bir reklam arasına gideceğiz hemen. Bir reklam arası ardından devam ediyoruz. Gelecek konuşuyor, devam ediyor tüm hızıyla. IŞİD'i, bölgeyi konuşmaya devam ediyoruz. Kobani halkını ve en önemlisi mülteciler sorununu. Şimdi öncelikle bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Sinan okudu, oradan bir tweet gelmiş değil mi? Evet. Özgür Baran konusunda bölgeyi derken, bölgeye gitti derken şunu kastettim. Özgür HDP PM üyesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesini ve Suriyelileri o bölgeyi çok iyi biliyor ve daha önce de bulunmuş. Kobani'den bahsetmiyorum. Daha önce de bölgede bulunduğu için orayı çok iyi bildiğini yanlış söyledim. O yüzden yanlış anlaşılmamış. O yüzden özellikle. Hani hiç gitmemiş gibi anlaşılmış. Yani bayramdan sonra gideceğim. Siz de gitmişsiniz. Yok hayır. Kobani'den bahsetmedim. Tamamıyla bölge o bölgeyi ve bölge halkını iyi tanıdığı için özellikle ondan başlamak istedim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizde kalmıştık. En son olarak evet en son işte bu kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili durumu söyledik. Yani dediğim gibi şu şekilde bir sıkıntı var. Karşınızda bir devlet otoritesi veya devlet yapısı yok. Güvenilmez bir örgüt var. Yani bu örgüte ilk etapta bu şekilde bir sert çıkış yaptığınızda sizin burada kaçırılan vatandaşlarınızdan bir tanesinin bile başına bir iş geldiğinde siz devlet olarak bundan sorumlu olursunuz. Yani bence bu yolda Türkiye doğru olanı yapmıştır. Hı hı. Bu vatandaşların geri alınması noktasında biraz daha olaya yumuşak şekilde yani sözlerle yaklaşmıştır. Ama vatandaşlarımızın işte şimdi bu kaçırılan vatandaşlarımızın konsolosumuzun geri alınmasından sonra Türkiye bölgeye artık yani Avrupa ile işte Amerika ile ortak bir operasyon içerisinde girme düşüncesinde. Ama ben burada şöyle bir sıkıntı görüyorum. Türkiye burada yani kendi ülkesinin bir sorunuyla aslında ilgilenmiyor. Şu anda Türkiye burada bir nevi mecbur bırakılmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden veya Amerika'dan hiçbir şekilde bu bölgeye kendi askerlerini yani kendi vatandaşı olan kişileri hiçbir şekilde indirmiyorlar. Hı hı. Burada tamamıyla Türkiye'yi işte bir silah olarak bölgede kullanmak istiyorlar. Türkiye'nin nasıl olsa sınırında diyorlar. Kaçanlar o tarafa sığınıyor diyorlar. Türkiye buradaki İşte bölgeyi zaten biliyor. Sınırı da bu bölgedeki ülkelere yakın. Türkiye'yi burada bence ateş altına sokmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani Türkiye'nin buna girmemesi gerekiyor. Avrupa'nın bu baskısına Türkiye'nin yani daha dik durması gerekiyor. Bir genç daha, olarak temennim bu. Evet, sanırım. Sağlam durması gerekiyor. Çünkü bu tam manasıyla bizi ilgilendiren bir durum değil. Yani bizim ülkemizin sınırları içerisine herhangi bir şekilde operasyon yapılmış olsa veyahut bu örgüt bizim ülkemize dışarıdan bir saldırı durumunda olsa bu Türkiye'nin esas sorunu olur. Ve Türkiye tüm halkının değerlerini gözeterek bir savaşa girer. Ama Oğuzhan bugün havan topu mermisi defalarca Türkiye sınırından geçti bu yana. Ama o çatışma esnasında gelen bir mermi. Yani hedef olarak Türkiye'ye gelen bir şey yok. Yani Reyhanlı'da bombalar patladı. Yani Gaziantep'te bombalar patladı. Ama Reyhanlı'da patlayan bomba ayrı. O bir zaten terör saldırısı. İşte onu tamam IŞİD'de işte, kim yapıyor? Bundan daha önce. IŞİD kabul ediyor. Yani burası... Niğde'de polisini öldürüyor senin. Evet.
Yani Niğde'de yol kontrolünde yakalanan IŞİD'li teröristler seni polisini öldürüyor. Bu saldırı değil mi? Polisini öldürüyor ancak işte başında da bunu belirtiyorum ya. IŞİD bir devlet değil. Yani IŞİD'in bir sınırı, bir bulunduğu toprağı yok. IŞİD şu anda başkasının ülkesinde faaliyet gösteren bir terör örgütü. Siz şimdi burada müdahale yaptığınız zaman müdahaleyi IŞİD'e değil başka bir ülkenin topraklarına girerek yapmak durumundasınız. Yani burada bize saldırıyı yapan Irak hükümeti yok, şimdi değil. Şöyle yani benim en azından ya da birçok CHP'linin ben Türk askerinin işte Suriye ya da Irak sınırına girip orada işte IŞİD'i kovalamasını falan beklemiyoruz. Ki zaten böyle olacağına zaten inanmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da buna zaten karşı böyle olacağına diyor. İnanmıyoruz. Türkiye'nin yapacağı en hayırlı iş şu olur. Fatih'te Saraçhane Parkı'nda böyle hiç korkmadan şey toplayan, IŞİD pankartlarıyla bağış toplayanları engelleyebilir. İstanbul Üniversitesi'ne saldıran IŞİD'li canileri orada engelleyebilir ya da onları tutuklayabilir. Onları gözaltına alabilir. Yani Türkiye yapması gereken en basit işleri bile yapmıyor şu anda. Evet, onları yapamıyor. Yani, saldırıya geçecek. Yani şimdi olmadı. Türkiye desteğini çeksin. Başka hiçbir isteğimiz yok bizim. Ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi tabii destek falan diyoruz da burası çok doğru. Yani üniversitelerde yapılan saldırılarda zaten bu dediğim gibi ülke sınırı içerisinde Türkiye buna tamamıyla bir tavır koymalı. Yani devlet olarak eline silah almış her örgüte nasıl yaklaşıyorsa Türkiye bunlara da o şekilde yaklaşmalı. Burada bir sorun yok. Yani ben ülkenin dışarısında faaliyet gösteren bir örgüte şu anda Avrupa Birliği orada diyorlar ki Türkiye bölgeye girmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri buraya katılmalıdır. Ve burada en önemli bir sıkıntı daha var. Bu da çok büyük bir sorun. Ve geçmişten bugüne aslında bu sorunların temelini teşkil ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri veya işte yabancı ülkeler diyoruz. Bu ülkeler bu bölgede işte bu IŞİD gibi veya başka terör örgütlerini daha öncelerde işte Irak'ın Amerika'nın o girmesinde, Irak'ı işgal etmesindeki durum gibi kendi askerlerini, kendi devletlerinin gücünü sokmamak için bu bölgede faaliyet gösteren o zamanki tehdit unsuru olan örgütlere karşı burada başka örgütleri destekliyorlar. Burada başka örgütlere silah yardımı yapıyorlar, mühimmat yardımı yapıyorlar. Ve bu bir zaman sonra bu örgüt faaliyetlerini burada sonlandırıldığında veya kaybettiğinde bu silah yardımı yapan yani silah yardımını alan örgütler bu bölgede tekrar faaliyetlere başlıyor ve sürekli bir döngü içerisinde evet. sorunları doğuruyor. Evet, çok teşekkürler. Hemen bir hatırlatma yapalım. Gelecek konuşuyor hashtag ile bize yazabilirsiniz. Arkadaşlarımıza varsa sorularınızı da iletebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'tan da Cem TV üzerinden bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi ben inan sana dönerek bir soruyla devam etmek istiyorum. Sence bu yaşananlar, bu bütün sıkıntılar, bu Kobani'de yaşananlar büyük kırılmalara, büyük siyasi gelişmelere gebe bırakır mı bizi? Daha doğrusu yeni bir Kürt realitesi oluşturur mu bu yaşananlar sence? Elbette. Yani sonuçta Erdoğan'ın işte uzun zamandır yürüttüğü bir işte açılım ya da çözüm sürecinden bir şey var. Çözüm süreci bugün PYD'li bir yetkinin söylediği gibi sadece Türkiye'de Kürtleri kapsamaz. Bütün Kürtleri kapsar. Yani siz sınırın bu tarafında barışırken diğer tarafta vekalet savaşı yürütemezsiniz. IŞİD eliyle ya da başka örgütler eliyle Kürtlere yapılan saldırılarda pasif destek sunamazsınız. Yani şimdi bugün Esad bir açıklama yapıyor. Esad'ın Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Biz diyor Türkiye sınırında Kobani'ye yardım edemiyoruz. Çünkü Türkiye sınırı yaklaşan uçaklarımızı vurdu bizim. Şimdi Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu zaten belli. Yani son yapılan açıklamalar da hani IŞİD'i durdurabilecek, IŞİD'i hani engelleyebilecek açıklamalar değil ki. Erdoğan Suriye'de uçuş yasak bölge istiyor. Dediğim gibi yani Demirtaş da aynı şeyi söyledi. Yani uçağı, helikopteri olmayan bir örgüte karşı neden uçuş yasak bölge istenir? Tampon bölge istiyor. Yani düne kadar istemediğin tampon bölgeyi sen bugün Kürtlerin özellikle yaşadığı ve kendi özerk yönetimlerini kurduğu bölge için neden istiyorsun? Boş laf. Hepsi. Neden istiyorsun? Yani burada Erdoğan'ın bütün açıklamalarını aslında IŞİD'e karşı olmadığını anlayabiliyoruz. Yani Erdoğan'ın bütün açıklamaları bugün Esad'ın bile tanıdığı, bugün Rusya'nın bile tanıdığı, uluslararası birçok kurumun tanıyıp yardım dağıtmayı tartıştığı, işte Kobani, işte Cizre gibi kantonları olan
Kürt özerk bölgelerinin aslında işgalini planlayan bir yaklaşım var Erdoğan. Yani Erdoğan oradaki şu anda hani sorsak herhalde ya da dost mecliste kendisi konuşsa onun için en büyük sorun IŞİD değil, oradaki PYD güçleri. Yani kendi kendini yöneten Kürt güçleri. Yani ben de bir şeyler söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Kobane ile Suruç'un ilişkisine bakmak lazım. Sürece bakış aslında tam olarak orada. Suruç ve Kobane, Kürtçesi Serhat Binhat dediğimiz bir yer, birbirinin komşusu, hatta yani aynı insanların bulunduğu yer. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Önümüz bayram. Bayramlarda televizyonlarda hep haber olurdu. İşte Suriye sınırındaki akrabalar birbiriyle bayramlaşıyor. Bu insanlar birbirinin teyzesi, halası, dayısı. Yıllarca biz bunu sanki hiçbir çok doğal bir şeymiş gibi karşılıyorduk. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Rojava'ya bakış, her zaman söylüyoruz. Rojava'ya bakış, Kobane'ye bakış, sürece bakıştır, Kürtlere bakıştır. Yani arkadaşımızın da söylediği gibi. Bir yandan ben sizinle barışıyorum deyip bir yandan öldürmeye kalkmak dünyada hiç barışan iki yapı arasında gelişen bir durumdur. Yani biz her zaman onurlu bir barışı savunuyoruz diyoruz. Zaten gençlerin barışı savunmaktan başka bence yapabileceği de çok bir şey yok. Ama barışı savunurken var olan gerçekliğe de bakmak gerekiyor. Orada bu sorunun çözümünü nasıl düşünüyoruz mesela hepimiz? Ben diyorum ki oradaki halkların eşit, özgür yaşayabileceği bir Suriye. Ama halkların eşit yaşadığı, herkesin kendi hayatındaki hayatının söz sahibi olabileceği bir Suriye diyorum. Bunu neresi için söylüyorsunuz? Suriye için, Türkiye için, Irak için, bizim bütün Orta Doğu için geliştirdiğimiz çözüm önerisi bu. İnsanların eşit olarak kültürlerini yaşayabildiği bir coğrafya. Eğer bunu gerçekleştirmez, IŞİD'e destek verirse Türkiye, tabii ki buradaki süreç de devam etmeyecektir. Ya bir de biz Kobani'ye benzeyen bir olayı daha önce Serekani'ye de gördük. Yani Serekani'nin işte karşısı Ceylan Pınar, işte propaganda filmindeki gibi böyle ortadan ikiye bölünmüş. Aslında Serekani'nin yani işte aşağı Serekani, yukarı Serekani denilebilecek bir bölge burası. Bu bölgede daha önce YPG şeyle, ÖSO'yla, Özgür Suriye Ordusu'yla çatıştı ve yani Türkiye angajman kuralları gereğince bu toprağa düşen işte mermiye, işte havan topuna vesaire misliye karşılık veriyor ya, bu bütün karşılıklar PYD mevzilerine oluyor. Bugün de aynı şekilde Kobani'de IŞİD'in gönderdiği havan toplarına karşılık PYD mevzilerine tanklar ateş açıyor. Yani bölgeden gelen bütün haberler bu yönde. Şimdi burada bir araya girmek istiyorum. Ben arkadaş mesela diyor ki Rojava ve Kobani'ye bakış işte çözüm sürecine bakıştır dedi. Yani kimimize göre çözüm süreci, kimimize göre işte çözülme süreci. Bunlar zaten değişken şeyler. Ama ben şunu sormak istiyorum. Yani 2009'dan beri devam eden bir süreç. Ben 2009 yılından beri hiçbir zaman ne Rojava adını ne de Kobani adını, yani Rojava'ya bakış veya Kobani'ye bakış, açılıma bakıştır diye bir şey duymadım. Ne zaman ki bu olaylar yaşandı, işte bu IŞİD güçleri gelip bu bölgedeki Kürt kökenli insanlara saldırdı. Şimdi bakıyoruz mesela. BDP'nin yetkilileri Türkiye işte IŞİD'e saldırsın, IŞİD'i bitirsin diyor. Daha önce hiç Rojava'nın, Kobani'nin adını anan yoktu bu bölgede. 5 yıldır açılım süreci gibi bir süreç devam ediyor. Çok hiç pardon. Saldırsın ama orada biliyorsun şu an PYD ve PKK güçleri IŞİD'le savaşıyor. Evet. Nasıl olacak peki? Az önce söylediğine. Zaten Türkiye'ye saldırsın diyor. Türkiye şu anda yani BDP'li yetkililer Türkiye'yi bekliyor. Yani IŞİD'e karşı diyor, niçin saldırmıyor Türkiye diyor. Tamam, şimdi yani demek istediğim bu. Yani mesela şu Rojava ve Kobani ismini biz son şu IŞİD saldırılarından beri duyuyoruz. Sürekli olarak bölgede olan bir olayda kimse müdahale olmuyor, kimse müdahale etmiyor. Sürekli olarak Türkiye'yi bir şeyin içine sürme gayreti var. Mesela PKK'nın güçleri var dağlarda. Bunlar 30 yıldır bu ülkeye zaten hani saldırıyorlar veya eylem yapıyorlar. Kendilerince o şekilde adlandırıyorlar. Bu bölgede PYD IŞİD'le çatışırken neden Türkiye'den acaba bu örgütün mensupları gidip o bölgede çatışmıyorlar? Hala mesela Türkiye'yi şu anda şununla tehdit ediyorlar. Eğer IŞİD'e saldırmazsanız, IŞİD'e karşı böyle bir tavır koymazsanız çözüm süreci biter. Biz de Türkiye'ye saldırmaya başlarız diye böyle tehditler geliyor.
Burada tehdit edilmesi gereken yer Türkiye değil. Şimdi burada asıl olayın kaynağı Rojava'da, Kobani'de. Yani buralara gidip niye çatışılmıyor? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani teknik bir şey söyleyeceğim. Tamam. Söyle sonra tamam. Sinan'a verelim bir şey soracak. Kandil'den Kobani'ye gitmek için bir yol yok. Herhangi bir yol yok. Aynı şekilde Peşmerge, yani Barzani de bunu söylüyor. Fiziksel olarak Kobani'ye gidiş mümkün değil şu an. Çünkü arada çok büyük bir IŞİD'in elinde olan bir toprak var. Yani bu kadar basit bir şey. Ayrıca PYD güçleri dediğimiz şey PKK'den çok ayrı güçler değil ki. Çok özür dilerim ama yani bu bizim sorunumuz değil. Yani HPG gidip orada savaşıyor mu savaşmıyor mu bizim sorunumuz değil. Sorunumuz şu. Türkiye'de Kürtler, Türkler, işte Lazlar, Çerkezler, biz bütün hep beraber, bütün halklar olarak ortak vatanımız olarak kabul ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz değil mi? Eğer burası bizim ortak vatanımızsa bizim tek soydaşımız Türkmenler olamaz. Burası, bizim tek akrabalarımız, evet, çok... tek akrabalarımız Türkmenler olamaz değil mi? Evet. Ya da işte Uygur bölgesindeki Türkler olacak, hani, olamaz değil mi? Şimdi biz böyle ortadan cetvelle çizmiş sınırlarda birbirinden ayrı kalmış işte yıllarca megafonlarla böyle birbiriyle bayramlaşan bir halktan bahsediyoruz. Evet. O halkın karşılıklı olarak paylaştığı acılardan bahsediyoruz. Evet. Bu durumda Türkiye'nin az önce çok basit bir şey söyledim yani yapacağı şey çok açıktır. Şimdi IŞİD petrol zengini bir örgüt mü? Evet, örgüt değil evet. mi? Nereye sınırı var bunun? Kime satıyor bu petrolü? Savaşlı Suriye devletine mi satıyor? Savaşlı Irak devletine mi satıyor? Başka kaç tane sınır var? Yani yapılması gereken çok açık. Bugün bizim hükümetimiz yarın buraları terk edip gittiğinde biz savaş suçları mahkemesinde onların incelemesini çekeceğiz. Biz onların tazminatları ödemekle, şimdi, biz bakın, onların cezalarını ödemekle bak, mükellef olacağız. Çok iyi bir noktaya geldik. Bir şey soracağım. Sinan bir soru soracaktı, onu sorsun çünkü konuşmadı. Devam etsin, ben en son toparlarım. Yoksa tamam, devam etsin. Şimdi çok önemli noktaya geldik. Arkadaşlar dediler ki bizim sadece hani tek işte müttefikimiz veya soydaşımız Türkmenler değil dedi. Türkiye zaten bunun gereğini geçmiş dönemde de yaptı. Azerbaycan'la Karabağ 90'lı yıllarda savaştığı zaman Türkiye buradan kalkıp benim orada soydaşlarım savaşıyor diye bu ülkeyi savaşa sokmadı. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da, Çin'de, ama Ermenistan'da barışmıyor. Türklere, bakınız Türkmenlere. Ama Ermenistan'da o yüzden barışmıyor. Ama bu milli bir politika. İşte milli bir politikaysa yani şimdi oradaki bakınız, milli bu, bakın, nedir savaş, onu anlamak savaş istiyoruz. Ayrı, savaş ayrı, anlaşma ya barışma işleri çok farklı bunlar. Çin'de Türklere sürekli olarak zulüm uygulanıyor. Katliam, insanların evet. delileri üzülüyor. Şimdi Türkiye kalkıp da Çin'e savaş mı açıyor? Yani böyle bir, biz şimdi burada stüdyoda konuşuyoruz ama bu devlet işleri hani bu kadar böyle basit şeyler değil. Siz koca bir devleti içinizde yaşayan farklı etnik unsurlardan olan insanların soydaşları tehlikeye girdiği anda bütün bir devleti savaşa sokamazsınız. Bunun gereği olarak kendi vatandaşınızın soydaşı olanlarla birlikte hareket etme yolunu seçebilirsiniz. Burada tavır koyarsınız. İşte karşı tarafa yönelik yaptırımlar uygulayabilecek. İşte Birleşmiş Milletler gibi örgütler de bunu dile getirebilirsiniz. Yani böyle hani Türkiye şimdi doğru Kürt kökenli insanlar bizim ülkemizde yaşıyor. Bu Rojava'da, Kobani'de olan insanlar da Kürt kökenli insanlar. Ama Türkiye'nin tamamını Kürt kökenli insanlar oluşturmuyor. Hı hı. Onun için yani Türkiye devleti bir savaşa girecekse veya bir müdahale yapacaksa burada etnik köken veya dini unsurları gözetemez. Tamamıyla toplumun tamamını yani milletin tamamını esas alır. Ve buna uygun bir hareket eder. Yok. Bu Türk'ü demiyoruz. Onun gereğini eğer o şekilde yapılacak olsa Doğu Türkistan'da Türkiye evet. gider Çin'e vururdu. Şimdi şöyle, Ermenistan savaşında da gider Ermenilere şöyle, vururdu. Benim savunduğum müdahale şekli bir savaş değil zaten. Ben Türkiye'nin ama şu anda PKK'nın ve BDP'nin istediği Türkiye'nin orada savaşması. Beni ilgilendirmiyor savaşması. Onların ne istediği beni ilgilendirmiyor. Yani ben bir bu ülkede vergisini ödeyen, vergisi evet. Orada Rojava'da kurşuna dönüşen bir vatandaş olarak konuşuyorum. Yani benim talebim orada Türkiye'nin ya da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bizim talebimiz orada Türkiye'nin kara savaşıyla işte Suriye'ye girip bu Orta Doğu bataklığına saplanması değildir. Neydi politikasını peki? değiştirmesi. Yani Türkiye evet. Bir kere bu Orta Doğu ya da ne Osmanlıcı hevesinden vazgeçecek. Bırakacak bunları. Biz bugün Avrupa Birliği'ni tartışıyor muyuz? Peki o zaman Avrupa Birliği'nin normlarını tartışıyor muyuz biz bu zamanda? Bıraksa dese ki ben hiç karışmıyorum. Geri gelen mültecileri de almıyorum. Şimdi şöyle bir manzara düşünün. Sınır kapınız var. İnsanlar oradan çocuklar geliyor, kadınlar geliyor, sırtlarında yükler, hayvanlar, koyunlar, keçiler bile geliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda siz o zaman Türkiye'ye atlayacaksınız ki ben kardeşim Orta Doğu ile ilgilenmiyorum. Ben batıya dönük yüzüm. Bu insanlar almıyor. Ama çok, yani sınır kapısında insanlar vuruluyor. Yani.
Yani bu insan belli, açmazsanız kapıyı orada ölüyor. Hı hı. Şimdi bakın buna bakacağımız zaman ben bunu demek istiyorum. Genel bakmamız lazım. Mesela etnik olarak baktığımızda şu anda Kürt kökenli insanlar Kobani'den, Rojava'dan gelenlere kapı açılmasa bu büyük bir olay oluyor. Hı hı. Ama mesela diğer insanlar açısından bu şekilde düşünülmüyor. Mesela diyorsunuz hangi ki şey? Türkiye Orta Doğu'yla ilgilenmemeli. Yani sınırında bomba patlıyor. İlgilenmeme şansın Oğuzhan, yok. Oğuzhan ilgilenmemeli demiyorum. Yani orada işte El Nusra gibi, işte Ahrar-ı Şam gibi örgütleri destekleyip Suriye'de bir yönetim değişikliği hevesine girmedi Türkiye. Yani birkaç ay içerisinde Esad gidecek demedi mi? Yani bunların hepsini aslında buradan doğru başlamadı. Doğru, IŞİD'i desteklemedi. Yani evet, bunların hepsini buradan, yani işte tırlarla yardım gönderdi evet, demedi mi? Silah gönderdi. İşte çıkan kasetlerde Hakan Fidan demedi mi? Gönderirim 8 kişi, attırırım bilmem kaç tane füze, içeri gireriz demedi mi? Şimdi evet. Bakın, ben oradan, bir şey söyleyebilirim. Bakın, çok cidden önemli bir şey söyleyeceğim. BDP diye bir şu an bir parti yok. DBP diye bir parti var zaten. HDP, BDP. Ha. Devamı yani bunlar. Hayır, değil. Neyse, onu sonra tartışırız. Halkların Demokratik Partisi'nin tamam, aynı tavrı nettir. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelsin Suriye'ye savaşsın diye bir tavır yoktur. Bunu ne Selahattin Demirtaş söylüyor, ne partimizden başka biri söylüyor. Tezkereye de karşı çıkıyoruz. Bu da çok nettir bizim için. Türkiye IŞİD'e karşı bir savaşa girmesin mi diyor yani? Türkiye, HDP. Dünyadaki bütün, şu an dünya ayakta. Birleşmiş Milletler bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Azıcık Orta Doğu siyasetini bilen ve Orta Doğu'ya bu kadar yakın olan insan bilir ki eğer bugün IŞİD durdurulmazsa hepimiz için sıkıntı ve IŞİD'e karşı durmak tam da bu yüzden. Yoksa Amerika'da Kürtlerin kaşını gözünü sevdiği anladım için da, ya da Kürt halkı IŞİD'i... Amerika'nın bir halkı olduğu için değil. Doğru. Orta Doğu için, insanlık için doğru, IŞİD'in evet, bir sıkıntı hepsi olduğu için. IŞİD'i Türkiye durdurmasın mı? Ha, nasıl durduracaksın? IŞİD'i durdursun. Dünya şimdi diyorsun ki ittifaka... tesliğe karşı çıkıyor. Nasıl durduracaksın? Tamam. Ya, ben sana sormak istiyorum. HDP ittifaka... Türk askeri bir müdahale etsin mi IŞİD'e? HDP ne diyor onu soruyorum. İttifaka evet, katılsın ve samimi olduğunu göstersin. Birleşmiş Milletler'le yapsın bunu. Amerika'yla ittifakla mı katılsın? Birleşmiş Milletler şu anda bölgeyle alakalı hiçbir şey yapmıyor. Amerika diyor ki biz diyor IŞİD hedeflerini vuruyoruz. Ya bu insanlar böyle hani uçak savarlarla veya jetlerle falan giden bir şey değil IŞİD. Pick-up kamyonetlerle bunlar üzerinde ağır makinalı silahlarla akşam haberlerinde izliyoruz hep birlikte. Kaç tane sınırımızda karşılıklı çatışıyor. Şimdi şöyle, uluslararası yardımın belli koşulları var. Daha önce Türkiye önce reddetti, daha sonra yaptı. Libya'da yaptılar bunları. Yani işte bölgede güvenli bir koridor oluşturursunuz. Bölge sınırını güvenliğe alırsınız. İşte ve tampon bölge daha bu. Sonra da tampon bölge güvenliğini sağlamaz. Tam tersi ama orada Kürtleri de Kürtleri de başka bir savaşın içine sokar. Yani çözüm süreci falan filan artık biz bunları hayal eder hale geliriz. Yani tampon bölge bir barış projesi değil. Bir ilhak projesi. Bir ilhak projesidir. Tampon bölge Türkiye Birleşmiş Milletler tampon bölgeyle ilgili başvuru yaptı hı-hı, mı yani? Yani tampon bölge kabul edilmeyince Türkiye diyecek ki siz tampon bölgeyi kabul etmediniz ben de savaşamayacağım diyecek yani. Evet. Yok şöyle şimdi mesela Fransa Almanya Irak sınırında, Irak sınırlarının içerisinde savaşan peşmergeye işte silah, teçhizat vesaire yardım yapıyor. Evet. Yani Türkiye'nin yardımı en fazla bu kadar olabilir. Demin dediğim gibi yani şu ana kadar yaptığı bütün işte bu savaşa sebep olan politikalardan vazgeçecek. Arkasından da pek sanmıyorum ama hani İlber Hoca'nın dediği gibi sanmıyorum ama diyor ya. Hani sanmıyorum ama hani belki en fazla şey yapar. Oradaki Kürt güçlerine yani gerçekten o bölgede halklarını hani etnik, dini hiçbir sınıf ayırmadan, hiçbir kesim gözetmeksizin evet, koruyan oradaki güçlerin hepsine yardım eder. Ama ancak ne bu şekilde tür bir yardım bu? İşte silah yardım olur. Ama olmaz maddi işte, yardım olur. Bak, bu çok mi? Yanlış. Bakın PYD'de daha bu, hepsine. Bakın IŞİD kim savaşıyorsa. IŞİD'le kim savaşıyorsa. Şey IŞİD olayları başlamadan önce bu PYD dediğiniz yapı o bölgede PKK ile birlikte hareket eden bir yapı. Yani siz şimdi tutacaksınız kendi elinizle PYD'ye silah vereceksiniz. Yani bugün IŞİD'i çözdünüz diyelim. Evet. Bu dolaylı olarak PKK'ya silah vermedi. Zaten bu süreç, olamaz. Sen burada barışmıyor süreç musun? Diye bir şey var. Eğer süreç başarıyla ulaşırsa zaten savaş olmayacak ki. Savaş olmayacağından eminse. İyi de nasıl garanti alacağız? Nasıl garanti vereceğiz? Evet, nasıl garanti vereceğinizi? Nasıl garanti? Karşında bir terör örgütü var. Evet, anlaşma mı yapıyoruz kağıtta? Oğuzhan, bakın şunu da söyleyeyim. O şekilde keselim. Edeceğiz. Tamam hemen söyleyeyim keselim. Arkadaşlar diyor ki işte Avrupa'nın yaptığı gibi yapmalı falan. İngiltere Başbakanı David Cameron bir açıklama yaptı. Dedi ki üzerimize düşeni yapacağız ama dedi geçmiş dönemlerdekinden ders alarak yani Amerika'nın
Irak'a girdiğindeki o bataklıktan çıkmasına hiç sıkıntıları göz önüne alarak dedi. Biz gereken yardımı yapacağız. Bu ne demektir? Biz ne etliye karışırız ne sütlüye karışırız. O bölgede işte çatışmada ölenlere artık bez verirler veya işte yaralı olanlara ilaç verirler. Ya da orada açta açta kalanlara yemek verirler. Evet. Savaş senin sınırında zaten. Yani Amerika, yani, İngiltere, Fransa'nın değil ki. Evet, bir reklama gidelim. Arkadaşlar hemen bir kısa bir reklama gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Gelecek Konuşuyor da gençler, IŞİD sorununu, mültecileri ve Türkiye'nin güneydoğusunu, çözüm sürecini konuşmaya devam ediyor. Aslında çok dalları olan bir konu olduğu için toparlaması da çok zor bir konu gerçekten, ama iyi gidiyoruz tartışmaya. Sinan, en çok en az söz hakkı alanlardan biri. O konuya girmeyelim. Çok sözümü kestiniz yani. Evet, seninle devam edelim Sinan. Şimdi aslında evet, yayın akışımızdaki ufak bir değişiklikten dolayı son bir parti yapacağız, ama şöyle başlamak istiyorum. Mülteciler sorunu. Şimdi bir IŞİD konusu var. Bu nasıl hallolacak, nasıl bir savaş, nasıl bir yol izlenecek, orasını muhakkak ki göreceğiz. Ama burada önemli olan bir şey, her geçen gün ülke sınırları içinde artan mülteciler. Bugün, şimdi sen dedin ki işte bu mülteciler işe girerse ne olacak? Evet. Oradan arkadaşımız diyor ki yıllardır orada akrabalık bağı olan insanlar doğal hakları olarak oradalar diyor. Bu ya konuda neler söyleyeceksin? Evet. 1 milyon 600 bin tane mülteci. Yani bu tam akrabalık bağları olabilir. Yani o kadar derine binmek istemiyorum. Şöyle bakalım. 1 milyon 600 bin mülteci var. Bunların ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Bunların, düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılanlar var. Hepsinin yapıldığını düşünün. Bunlar yapabilir hükümet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Çünkü 1 milyon 600 bini de gidip AK Parti'ye oy verecek seçimde, yani mülteciler. Böyle düşünüyorum ben ve çok bir Avrupa ülkesinde. Ama ben orada bir şey soracağım. Şimdi oy vermenin Cumhuriyet dışında. Cumhuriyet AK Parti'de mi oy vermesini bekliyorsunuz? Yok Sinan, oy vermenin dışında burada bir insanlık sorunu var. Tamam, her var, şeyden evet, önce. Evet, yani var. Siyaseti bir kenara bırakırsak gerçekten ciddi bir insanlık sorunu var. Eminim ki orada bulunan insanların öncelikli olarak problemi barınmak ve güvenlik problemidir. Ondan sonra siyaset gelir. O ama yüzden ben, böyle bakarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğru, haklısınız, ama ben 1 milyon 600 bin kişinin barınma, bunun çok büyük bir ekonomik boyutu var. Bir yerleşim sistemi var. Ben buna karşıyım. Tamam, tabii ki onlara yiyecek, giyecek, içecek, bu gıda yardımları yapılmalı, ama hani onları TOKİ yapıp yerleştirelim, ne kadar güzel. Birer tane nüfus kağıdı verelim. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Nasıl sizin burada akrabalarınız da var. Güzel güzel yaşarsınız demek de bence mantıksız. Tabii bir siyasi rant haline getirilmesi. Siyasi rant olmasa bile yani benim ülkeme neden 1 milyon 600 bin? Bunu çözmek var. Onları tekrar barış sağlayıp ülkelerine geri göndermek var. İşsiz var. İşsiz varken yani neden durup dururken niye 1 milyon 600 bin kişi gelsin ve yine milyonlarca sorun ortaya çıksın. Bugün atanamayan öğretmenler var Türkiye'de. Şimdi bu çocuklar okullarda okuması var. Mültecilerin eğitim almaları var. Yani kim nereye yerleşecek, ondan çadırlarda mı? Çok çok ciddi sorunlar var. Bak şöyle bir şey var mesela bizim. Hak olmadığı için pek o mümkün de değil yani. Bu da. Yakında o da olacak gibi duruyor. Bu mültecilerden mesela tarım ara, biz çiftçilik yapıyoruz. Bursa'da özellikle çok ciddi Suriyeli mülteci geldi çalışmak için. Orada hem barınıyorlar, fakat orada onlara hiçbir şekilde, birçoğu Kürtçe bile bilmiyor. Yani Arap lisanları var, birçoğu Arap. Onlara karşı herhangi bir dışlama falan görülmüyor. Yani milliyetçi yerlerde, muhafazakar yerlerde dahi, Bursa'da kesinlikle herhangi bir dışlama görünmedi. Çalıştılar. Bunlar güzel şeyler, ama dediğim gibi çok büyük bir sorun olarak görüyorum. Peki sence ne yapılmalı? Ne yapılmalı? En önemlisi. Ben çok net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürükleyen Ahmet Davutoğlu ve Tayyip Erdoğan ikilisinin bu konuda ne adım atarsa atsın kesinlikle çözüme kavuşturacaklarını düşünmüyorum. Savaş Türkiye'nin 1 kilometre sınırına geldi, kapısına geldi. Kapıdan içeri girebilir. Ama bizimkiler hala yangına benzinle gidiyorlar. Kömürle gidiyorlar yani. Yangına körükle gidiyorlar. O nedenle ben kesinlikle çözüme ulaşacağını düşünmüyorum. Gönül ister ki çözüme ulaşsın, ama şimdi şunu çok kısa şöyle söyleyeyim. Orta Doğu'da bu tip sorunlar olmasaydı, IŞİD olmasaydı, yani bir senedir yaşadığımız bu olaylar Mısır'da, Suriye'de olmasaydı, eğer
Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yerine sizce Ahmet Davutoğlu mu başbakan yapardı? Neden Ahmet Davutoğlu bugün başbakan? Tayyip Erdoğan niye onu başbakan yaptı? Bugün bütün gizli anlaşmaları biliyor. IŞİD'le de biliyor. PKK'yla masaya oturan da, Öcalan'la da, Hakan Fidan, bunlar hep Yalçın Akdoğan beraberler. Yani sizce Tayyip Erdoğan gibi bir lider, çok güzel hitabeti var. Neden Ahmet Davutoğlu gibi? Çok açık konuşayım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu pısırık deniyor, işte konuşamıyor deniyor. Lider değil. Bizim halkımız işte uzun boylu, daha işte iri yapılı, bağıran, çağıran, hakaret eden bir lidere oy veriyor. Yani neden Numan Kurtulmuş değil, neden Ali Babacan değil de neden Ahmet Davutoğlu? Bunu da düşünmek lazım. Bu da Türkiye'nin bataklığa saplanan dış politikası nedeniyle Ahmet Davutoğlu başbakan yapıldı. Şunu ben az önce bu rehinelerle ilgili konuşuldu. Bakın Türkiye koalisyona katılacak mı katılmayacak mı? Bu soru var. Yani Amerika ile birlikte bu koalisyona, bu operasyona katılacak mı katılmayacak mı diye bir soru var. Bir de şöyle ciddi bir iddia var. Rehineler Türkiye tarafından mı kurtarıldı, IŞİD tarafından mı serbest bırakıldı? Şimdi doğrucu Davut hangisi? Sözcü gazetesinde manşetti bu. Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı vardı. Bağdadi'nin vardı. Bir de Amerika'dan bir fotoğraf vardı. Amerika'nın resmi açıklaması diyor ki rehineleri Türkiye kurtarmadı, serbest bırakıldılar. IŞİD diyor ki rehinelere operasyon yok, biz verdik, Türkiye koalisyona katılmayacağına dair söz verdi. Yani şimdi arkadaş da dedi ki mesela işte PYD saldırıyor, işte Türkiye saldırsın mı, HDP'nin görüşü ne, ben onu da tam olarak anlayamadım ama bugün eğer, az önce de şöyle bir konu geçti. Hani Türkiye PYD'ye silah desteği versin, PYD saldırsın. Buna benzer bir konu geçti. Ben PYD PKK demek. Bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Ben öyle PYD demiyorum, PKK diyorum. PYD evet. PKK demektir. Ve bugün Türkiye eğer PKK'ya silah verip de gitsen IŞİD'e saldır diyorsa zaten Türkiye bitmiştir. Sen geçen yıl IŞİD'e silah verip Esad'a saldır diyordun. Bugün PKK'ya silah verip IŞİD'e saldır diyorsun. Ondan sonra Orta Doğu'da oyun kuran devletsin, oyun kurucu devletsin, dünya liderisin. Çok yanlış ama inanırım yani böyle bir şey yapılırsa da. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Ergenekon'la Balyoz'la çökertildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi bir gücü kalmadı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümeti eğer PKK, IŞİD'i bastırmak için PKK'dan medet umar haline geldiyse yazıklar olsun diyorum. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu son herhalde toparlama turuna giriyoruz artık. Toparlamayı sonra yapacağız. Tamam, en son genel yapalım o zaman. Şimdi bu IŞİD biraz daha farklı bir örgüt. Bunun bulunduğu nokta itibariyle de bazı kazanımları var. Petrol yataklarının olduğu bölgede olduğu için. Yani bu istatistiksel verilere göre günlük değeri 1 milyonla 5 milyon dolar arasında değişen bir ülke. İşte ama biraz önce arkadaş da belirtti. Nereye satıyor? Kimi satıyor petrolü? Şu var, bakın şimdi en çok satan dediler. Yani Suudi işte çok petrol çıkartıyorlar dediler. Bu şekilde değil. Yani Suudi Arabistan ortalama 6 milyon varil petrol çıkartırken IŞİD buna karşın 30 bin ton hani varil petrol çıkartabiliyor. Şimdi böyle bir durumu var. O arkadaşın belirttiği konuda haklılık payı var. Çünkü bölgede şu anda bu petrolü gönderebileceği Türkiye var. Yani en yakın ihtimal Türkiye görünüyor. Ama biz bunun işte daha önceden de bunun bazı verilerini gördük. Aynı şekilde mesela PKK da sınır boyunda petrol kaçakçılığı yapıyordu. Mazot kaçakçılığı yapıyordu. Hatta işte şimdi o eşeklerle yapılan başka bir şey. Boru hattı düşeyip satmak başka bir şey ama. Mesela Roboski'de o işte askeriyenin bombaladığı zaman Uludere. Orada işte yani Uludere'de Uludere. Askeriyenin o bombaladığı zaman mesela sınırda kaçakçılık yapıyordu. PKK'da şimdi böyle bir durum PKK var. PKK değil kardeşim. Roboski orada yapanlar o kendi PKK. Yerli halk. Yerli halk yapıyordu orada. Neyse, tamam siz devam edin. Yani konuşun. Şimdi katliam meşru göstermeye mi geldi yani? Hayır hayır şunu demek istiyorum. Yani diyorum ki bu sınır hayır, boyunda zaten. Roboski'nin hani, ne alakası var konunun? Yani örgütlerin sınır hayır, ticareti yapmasından Roboski'ye nasıl geldi? Ya şunu demek istiyorum. Sınır boyunda zaten diyorum bu işler yapılıyor. PKK'da yani mazot yaptı, kaçırılıyor. Roboski nereden işte, geldi konu? Petrol kaçırılıyor. PKK'da Roboski de yaptı demek istedim. Roboski de o mu yaptı? Yani bu çok boy bir sınır. Bak şunu anlamıyorsun. Diyorum ki bu sınırlarda zaten Türkiye'nin sınırlarında kaçakçılık işleri yapılıyor. Şimdi de işte IŞİD'i diyorsunuz. Yani bunlar neden yapılıyor diye yapılıyordu. Bir düşünsek. Neden sınırlarına yapılıyor? Hakim olamıyor Türkiye hayır, demek. Hayır. Çünkü o ülkede orada Roboski'de insanlar tarım yapamıyor, insanlar hayvancılık yapamıyor, insanlar çalışamıyor, okula gidemiyor. Onun için ama bunu bu yapmaktan başka yapmaya bir sebep olamaz. Bunu yapmaktan başka ne yapabilirler? Bırakalım hepsi ölsün mü? Bir dakika şunu da düşünelim. O insanlar elektrik faturası ödemiyor, su faturası ödemiyor. Nereden çıkartıyorsun? Roboski'nin elektrik faturalarına mı bakıyorsun? Genel olarak böyle ya kaçak elektrik payı ödüyorum ben elektrik parası. O adam orada
Türk devletine saldırıyor. Çocuğu daha çıkacak. Ben onun o elektriği şimdi kaçak kullanacak. Ben de onun faturasını ödeyeceğim. Yani kötü bir dil kullanıyorsun. Nefret dili kullanıyorsun. Nefret dili kullanıyorsun. Bak, şimdi tartışmayı... yani ben vergi veriyorum. O vergi kaçırıyor. O şimdi kaçak bakın, elektriği kullanıyor. Onu, çünkü, onun, yok oğlum ben nereye gidiyor. Yani, tek binasına saldırdılar biliyorsunuz. Bakın. Elektrik orada, faturalarını ödememek için. Ödememek için değil. Ödememek elektrik kesintilerini protesto etmek için. 8 bin lira faturası vardı onu ödememek bakın, için. Bakın o geçmişe dönüş şeyler. Bakın bizim burada belirtmek istediğimiz yani sınır boyunda Türkiye'nin zaten bir sorunu var. Ve bu bölgede bu kaçakçılıklar yapılıyor. Olay bu. Ya orada da vergisini veren insanlar var. Yani böyle bir genelleme yapıp da insanları suçlamıyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sıkıntı saniye, sadece sınırımızda onlar oluyor. Çok özür dilerim ama yani sözünü bak örnek verdiğin işte kaçakçılık dediği şey işte katırlarla İşte bir bidon varilden, işte o Encü ailesinden, işte 15-16 yaşındaki çocuğun günlük 80 lira kazanması değil. Rakam bunlar değil. Ama burada yani, şimdi mesela bak, Suriye'den çekilen boru hatlarıyla, Suriye'den çekilen boru hatlarıyla... Ama nerede o boru hatları? Mesela bunu nasıl doğrulayacağız? Amerika'nın vurduğu yerlere bakarsan... Hayır, orada değil. Genel kurmayın sitesine gir, her gün açıklarlar. Yok şu kadarını imha ettik, bu kadarını yakaladık, bilmem ne yaptık diye. Gir, orada görünüyor yani. Ama kaç yani bunu, şu an bakın şimdi bunu doğrulayabilir. Yani şu anda siz diyorsunuz ki IŞİD bizim ülkeye hat döşemiş. Petrol çekiyorlar orada evet. Diyorsunuz. Genel kurmay sitesinde yazıyor. Nereye satabilirler bak, başka? Yani arkadaşlar şimdi nereye satabilirler diyorsunuz da yani bu bölgede bir sürü ülke var. Zaten sınırlar delik deşik bir olmuş. Bir sürü derken tamam, Türkiye şu anda. Suriye ile Irak'la savaşıyor. Başka? Yani Irak'a satabilir. Yani onu şu anda ben onu tartışmıyorum. Irak'ta zaten herkesin zaten kendi petrolü de var. Sonuçta yani bu adam bu petrolü satıyor ve bundan biz bunu kapatalım konuyu. Günlük 1 milyonla 5 milyon dolar arasında para kazanıyor. Tamam. Ve bakın mesela tamam. CIA'nın verilerine göre IŞİD'in şu anda silah altında 20 bin 30 bin tane militanı var. Yani bu sadece militan. IŞİD'in kendi rakamı 60 bin 70 bin diyor. Yani bu çok tehlikeli bir güç. Parasal anlamda çok güçlü bir yapı var burada. Onun için yani bu IŞİD'le şu anda müdahale etmedi. Mesela NATO çözüme gelelim. NATO mesela kararını açıkladı. Yaklaşık bir 15-20 gün önceydi galiba. Açıklama yaptılar. Dediler ki bu IŞİD'e müdahale konusunda dediler. Karar harekatı olmayacak. Bu bizim kırmızı çizgimiz dediler. Şimdi burada o zaman neyi tartışabiliriz? Karar harekatı olmayacaksa o zaman bir hava harekatı bu bölgeyi düşünülüyor. Yani David Cameron da aynı şekilde. Hani karadan evet. Girmeyeceğiz. Bu eski işte yapmış olduklarımızdan ders çıkartacağız dedi. Ama şimdi bizim burada tartışmamız gereken şu. Türkiye burada mesela İncirlik üstünü açacak mı? İşte burada Türkiye'nin tarafı tam olarak belli olacak. Yani burada İncirlik üstünü açıp bu saldırıları geçiş noktasında bir köprü olma görevini üstlenirse tamamıyla artık Avrupa ile birlikte bu olayın içerisine dahil olmuş olacak. Evet. Bunun dışında da pek bir şey yok şimdilik. Evet. Yani devam edelim. Baran birçok konu geçti. Notlar aldın. Evet notlarından yola çıkarak neler söylemek şimdi, istersin? Suriye'den, Suriye sınırlarından Türkiye'ye göç eden insanlar bunu çok istedikleri için yapmıyor zaten. Bu hepimizin hemfikir olduğu. Doğru, evet. Doğru. Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya 2 milyon 950 bin tane insan göç etti. Almanya iktidarı bunu kabul etti ve oradaki insanların birçoğu çalışıyor, birçoğunun da kimliği var. Kaldı ki Suriye'den göçen insanlar, biraz önce de dediğim gibi buradaki insanların akrabaları, Ahmet Arif'in dizeleri var, karşı karşıyayız. Almanya ile Türkiye'yi bir mi tutalım yani sanayisini, ekonomisini? Almanya, Türkiye kendini Orta Doğu'da güç olarak konumluyorsa 72 milyon ülkelik bir. Bunu sahiplenmeli diyorsun. Bu insanları sahiplenmek zorundadır. Kimsenin de Türkiye'nin topraklarında gözü yok. Kimsenin de gelelim biz burada öğretmen olalım diye bir durumu yok. Oradaki insanlar canını kurtarmak için kaçtı. Bu dil çok sıkıntılı bir dil. Emin olun oradaki o kamplara gitseniz bu dili kullandığınız için utanırsınız. Çünkü oradaki insanların tek derdi çocuklarını kaybetmiş insanlar var, annesini babasını kaybetmiş insanlar var, özgürce vatanında yaşayabilmek. Evet. Ama burada onun için şurayı vatanında yaşayabilmek. Mülteci sorunu yok, mülteci sorunu tam belirleyelim. Hayır, karşılıklı gidelim daha kolay olsun. Biz burada o insanları suçlamıyoruz. Ben zaten diyorum yani insanlar buraya isteyerek mi geliyor? Adam sokakta ayağı çıplak, yanında çocuğu, karnı aç dolaşıyor. Tamam. Tam da bu yüzden. Ama biz ülke olarak zaten gelişimin tamamlamış bir ülke değiliz. Evet. İşsizimiz var, yoksullar var. Yani
bu gelen insanları alıyoruz çünkü can derdiyle geliyor. Açmazsak kapıyı o insan orada ölecek. Biz nerede çalıştıracaksınız? Zaten dünyada ama yaşıyorsak açmak zorundayız. Evet, açmak zorundayız. Ama belki bu kaos ortamı toparlanana kadar belki bir geçici bir çözüm bulunabilir. Hayır, bunları bu topla nasıl mesela entegre edeceğiz? Nasıl olacak? Entegrasyon değil zaten, vatanlarına dönmek istiyor ya bu, çoğu. Ya bu insanlar burada kalmak istemiyor. Ya gitmek istiyor Avrupa'ya ya da vatanına dönmek istiyor. Onun için mülteci sorununun çözümü IŞİD'in o coğrafyadan temizlenmesi. Zaten IŞİD o coğrafyadan temizlendikten sonra ya da böyle kökten dinci terör örgütleri olmadığı sürece o insanlar da burada kalmayı çok istemiyorlar. Savaşmadan temizlenebilir mi? Yani şimdi ben zaten orada insanlar savaşıyor. Her gün insanlar orada şehit oluyor bence. Evet. Ben böyle bakıyorum durumu. Ama işte yetmiyor. Mesela IŞİD'i kaldırmamız için yetmiyor. Nasıl yapacağız? Emin olun Stalingrad'a bakın. Türkiye Kurtuluş Savaşı'na bakın. Kendi vatanlarını savunanlar her zaman kazanmıştır. Yine kazanacaktır. Ama boşuna ama bekleyerek kazanamazsın. Hayır, boşuna kimse beklemiyor. Orada kaç tane insanın savaşmaya gittiğini biliyorsunuz. Bak şu doğru da, mesela şu var. Suriye'de biliyorsun Esad kendi halkıyla çatıştı ve birçok insan bize sığındı. Evet. Bu insanlar ama hala ülkemizde. Çünkü Esad artık orada bir nevi galip oldu. Ve o yani kendi ülkesinde hakim kıldı. Şu anda bize gelen insanların geriye gitme şansları yok. Çünkü oraya gittiklerinde yani Esad tarafından tamamıyla bir karşı cephe olarak algılanacaklar. Ve bu insanlar mesela yok, orada savaş... Geri dönmemelerinin sebebi o değil. Esad belli aralıklarla af ilan ediyor. Evet. Birçoğundan işte silahları teslim alıp onların cezalarını da affediyor. Yani onların geri dönmemelerinin sebebi Esad'ın onları katledeceği ya da onlara orada bir düşmanlık sergileyeceğinden değil. Evet. Türkiye'nin hala bölgede Esad'ı devirmek gibi bir derdi var. Ama şu peki an sence operasyon Suriye'ye kadar genişletirse yeniden bir işbirliği mümkün olur mu Esad'la? Bence öyle bir şey yok çünkü değil. Yani Türkiye'nin gerek yani yurt dışında gerekirse yurt dışındaki politikası yani iç ve dış politikası Sünni İslamcılığa dayanıyor. Hı hı. Yani bugün miting meydanlarında Kılıçdaroğlu'nu Alevisin diye yuvalatan Erdoğan, Esad'a da gerçekten de Alevi olduğu için saldırıyor aslında. Hı hı. Yani tek sebebi elbette bu değil. Yani işte dediğim gibi orada bölgesel emperyalist güç olmak gibi bir kaygısı var. Yani Suriye pazarlığını, Suriye petrolünü, Suriye'nin ya daha doğrusu Irak petrolünün bir yolu olarak Suriye'yi neticede hani göz dikmiş bir iktidarımız var bizim. Yani ülkenin hatası Türkiye'nin, o zaten. Türkiye'nin uluslararası toplumla çağdaş değerler üzerinden ya da Suriye hükümetine dahil ederek IŞİD'le samimi bir savaş yürüteceğine ben inanmıyorum. Hı hı. Yani çünkü sorunu bu noktaya getirmiştir diye. Şimdi ben mülteci konusuna biraz değinmek istiyorum. Yani 80'lerin sonu 90'ların başında Bulgaristan'dan göç eden Türkleri hatırlarsınız değil mi? Yani işte orada ana dili yasaklandığı için, ana dili de biraz şey yapalım, değinelim. Ana dili yasaklandığı için, Türkçe isim çocuklarına koyamadıkları için ve aşağılandıkları için, orada baskı gördükleri için birçok Türk arkadaşımız, kardeşimiz buraya geldiler. Ben Küçükçekmece'de oturuyorum mesela, yani hayal meyal hatırlardım. Küçükçekmece Gölü'nün kenarında böyle çadırdan bozma böyle toplandıkları yerler vardı. Gerçekten içler acısıydı halde. Evet. Onlar o zaman geldi de aynı şeyler söyleniyordu. Bunlar esnaf ağzı. Bunlar esnaf ağzı. Yani esnaf ağzı. Onlar geldi de aynı şey söyleniyordu. Bizim işimizi elimizde. Tamam. Yani bak, aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Hoş bir durum değil. Ne onlar memnun bu durumdan ne biz memnunuz. Hoş bir durum değil. Ama yani biz soruna bir insanlık sorunu olarak bakmamız gerekiyor. Yani senin az önce mesela program başında verdiğin örnekte işte bölgedeki bir esnafın benim yanımda dükkan açtı. Evet. Ne kadar büyük bir sorunmuş acaba? Arkadaşlar onun yanında, bir şey söyleyeyim. 1.600.000 kişinin şunu sorun ediyor o esnaf acaba? Ben kendi semtinden bahsedeyim. Yani Sefaköy'de bu göçmen işçiler, bu mülteci işçiler köle gibi çalıştırılıyor. Evet. Yatakhane olarak kullandırılıyor. Çalıştığı yerler ve kapılar üzerlerine kilitleniyor gece. Doğru. Bunu sorun ediyorlar mı? Evet. Çıkıp bir esnafın, ya ben bunları köle gibi çalışıyorum kardeşim, çok büyük sorun var dediğini duydunuz mu? Bak, yani sorun şöyle bir yönü var. Tayyip Erdoğan çıktı, Ermenistan'la diyaloglar vesaire yani Ermenistan sorunu tartışırken dedi ki, bakın dedi benim ülkemde 40 bin tane kayıt dışı çalışan, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelmiş Ermeni var, bunlar çalışıyorlar dedi. Ben dedi istersen bunları kapının dışına koyarım. Evet. Tayyip Erdoğan bunları biliyor ve adım atmıyorsa suç işliyor.
adım şu olmalı, sınır dışı etsin demiyorum. Kayıt dışı çalışıyor bu insanlar. Sosyal doğru, güvencesi yok. Doğru, yok. Çocuklar okullara gidemiyor değil mi bu çocukların? Bu insanların. İşte aynen o, şimdi, zaten soruna gidemeyince ne yapacak yani? Bu mülteci sorunu, bu yani 21. yüzyılın çağdaş kölelik sorunu bizim sorunumuz. Başkalarının cenneti. Yani Erdoğan'ın cenneti bu. Erdoğan 40 bin tane Ermeni bugün Ermenistan sorunu için koz olarak kullanıyorsa 1 milyon 600 bin küsür Suriyeli göçmeni de kendi sermayesi için ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Bakın, seçmen olarak kullanıyor. Bakın şimdi Tayyip Erdoğan'ın iktidarı muhafazakar iktidar diye biliniyor değil mi? Evet. Havuz medyası var. Evet. Sabah gazetesi utanmadan manşetinde şu haberi vermedi mi? Yani daha doğrusu ben utanıyorum daha doğrusu hani o haberi okumaya ama takvim ya da sabah yanılmıyorsam Suriyeli kadınlarla ilgili iğrenç espriler yapıyorlar insanlar. Takvim yani fuhuşa sürüklenen Suriyeli kadınlarla ilgili yok işte Suriye değil de dede sen Ukrayna'yı bekle oradan da gelecekler var gibi. Şimdi biz kendi sokağımızdan, kendi mahallemizden, kendi bölgemizden bilmiyor muyuz? Tabii ki. Yani, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mülteci sorunu çok büyük bir sorun dediğim gibi. Yani Türkiye'de bu insanlar ikinci cehennemini yaşıyorlar. Ve biz de burada oturup yani onların yaşam koşullarının en azından burada kaldıkları süre boyunca ilk sorunumuz elbette Suriye'de kanın durması, Suriye'nin normalleşmesi ve bu insanların kendi topraklarına, kendi yurtlarına geri dönmesi. Yani en büyük önceliğimiz bu. Kalmayı. Ama ikinci önceliğimizi biraz empati yapalım. Evet. Ama işte nasıl çözeceğiz? Bazı Ezidiler Ezidi köylerine gidiyorlardı. Geldikten sonra boşaltılan, Kürdistan'daki savaştan doğru boşaltılan Ezidi köylerine gidiyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? O savaştan dolayı Avrupa'ya göçmüş insanlar kendi vatanlarına dönüyorlar. Yani kimsenin topraklarında gözü yok arkadaşlar. Artık böyle bir dünyada da yaşamıyoruz. Yoksa Neonezi hala cinayetlerini biliyorsunuzdur hepiniz, evet. Almanya'da. Türkler, Kürtler, Ermeniler, Aleviler sadece Alman olmadığı için hala öldürüldü. Evet. Ve en yakın zamanda hala bu şeyler devam ediyor. Davalar devam ediyor. Bulamıyorlar. Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep gibi yerlerde bu mültecilerin yaşadığı yerlere saldırılar oldu. Aslında sizin bu kullandığınız dil bunu meşrulaştırıyor. Böyle düşünmeseniz bile bunu meşrulaştırıyor. Ya bu insan benim acaba mesleğimi mi elimden alır diye düşüneceğimize. Peki. Bu insanların bak, nasıl? O değil. Biz öyle bak şimdi. Evet. Öyle... Şimdi arkadaşlar çok özür dileyerek kesiyorum. Son 5 dakikaya girdik. Evet. Dolayısıyla birer tamam, toplamalar halinde gideceğiz. Tamam. Sıkıntı o değil. İnsanlar da yani şu anda düşün bizim ülkemizde savaş olsa Suriye'ye sığınsak biz orada kalmayı ister miyiz? Yani aman Suriye bizim toprağımız olsun. Tabii. Zaten yok ama mesela bizim ülkede yani demek istediğim şu o insanlar da zor koşullarda zaten ve ülke olarak bunlara bir yön veremiyorsun. Bizim yapmamız İşe gereken sokamıyorsun, şey ev veremiyorsun. Ülke olarak nasıl bir gıda yardımı yapacağız, bir barınma yardımı yapacağız. Bunu yapacak güç hem uluslararası düzeyde hem yerel yönetimlerde hem de Türkiye'de var. Doğru. Savaşa vereceği bütçenin çok az bir kısmını bu insanların barınmasına harcasa Türkiye Cumhuriyeti bu insanlar gayet iyi barınır. Ama evet. Bak o zaman da sıkıntı ne oluyor biliyor musun? Mesela onlara ev tahsis ediyorlar. Aynı mesela böyle mesela evsiz çocuklar, ailesi olmayan çocuklara ev tahsis ettiği gibi devlet. Bu sefer de mesela orada yaşayan insanlar şunu diyor. Benim de karnım aç, işte benim de işim yok, benim de çocuğum işte bu şekilde dolaşıyor. Devlet buna bu imkanı sağlıyorsa evet, benim çocuğum niye olmuyordu? Sıkıntı evet, burada çok zaten. Teşekkür biz yani ederim. Hani evet. İnsanları kötülemiyoruz öyle bir şey şimdi yok. Şimdi son 5 dakikaya girdiğimiz için arkadaşlar birer dakikalık tamam. Toparlamalarla kapatacağız. Ben şunu senden başlayalım. Tamam çok güzel konuşuyoruz, iyi konuşuyoruz ama ben eğer arkadaşın dediği şekilde onlara tamamen yani gıda yardımı yapılsa vesaire desteklense şu an Türkiye'de daha büyük çapta onlara barınma imkanı tanınsa tam bunlar insanlıktır yapılsın ama Türkiye'de ben iç savaş çıkacağını düşünüyorum bu durumda. Ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Yani siz şunu düşünüyorsunuz. Hani Türkiye'nin önünde bir HDP'li olarak bunu düşünmen normal zaten. Bölünme sorunu yok mu? Yani Türkiye bölünür mü sence? Çok kısa cevap. Türkiye bölünür mü bölünmez mi? Neden bölünsün Türkiye? İşte HDP'nin düşüncesi bakın Türkiye Cumhuriyet Devleti bugün Abdullah Öcalan'la pazarlık yapar hale geldi. Ülke mi bölündü? Bir dakika PKK'ya silah, IŞİD'e silah yardımı yaptı geçen sene ve şu anda IŞİD'e karşı PKK'ya silah yardımı yapacak hale geldi. Türkiye çok ciddi bir bölünmeye gidiyor. Niye bölünsün? Büyük Ortadoğu projesini biliyor musun? Biliyoruz da. Peki Tayyip Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olduğunu biliyor musun? O zaman Türkiye'nin nereye gittiğini, niye bölün? Ben Türkiye'nin çok ciddi anlamda bölünmeye gittiğini düşünüyorum.
ve özellikle başkanlık sistemine geçilirse ki Haziran'daki seçimlerden sonra geçirilmesi düşünülüyor. Ve HDP'nin de desteğiyle olacak büyük ihtimalle bu. Yok öyle bir şey. 367 başka türlü sağlık. Partinin tavrı bellidir. Nasıl bu kadar kolay söyleyebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar kolay söylüyorum onu hemen. Yok öyle bir şey. Parti diyor ki başkanlık sistemine karşıyız. Lütfen yani işin dönüp dolaşıp bölünme fobisine getirmek ne kadar doğru yani. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bak şunu tanıyor musun? Tanımayın. Ben Lami Evren ismi. HDP'liymiş. İşçi haklarını, işçi konfederasyonu haklarını hem işçi haklarını savunup hem de gidip akil olan. Akil adam olan bir kişi. Lami Evren. Evren. Lami Özgen olmasın? Hayır, Lami Evren. Lami Özgen, KES başkanı. Evet, Lami evet. Özgen, evet. Lami Özgen, o zaman Lami Evren Özgen olabilir. Bilmiyorum. Lami Özgen. Bulup, yani ben dediğim gibi HDP'yi biraz bu konuda tehlikeli görüyorum. Sıkıştığı zaman AK Parti'ye yardım ettiğini, gizli pazarlıklar yapıldığını düşünüyorum. Nerede yardım etmiş? Nereden biliyorsunuz? Biraz önce sınırdaki... Bugün masaya oturdu mu... Olmasın mı barış? Öcalan'da. Oturmayalım mı masaya? Ya çözüm süreci oldu şu an Türkiye barış sürecini. Barış mı var şu an? Çözüm olmazsa barış nasıl olacak? Bir kilo çözüm varsa çözülme olmasını ben tabii. Ben biraz şunu söylüyorum. Arkadaşlar evet, belki ırkçı olarak ya da işte savaş evet, yanlısı olarak nitelendirebilirler ama yani kan aksın falan değil ama bugün Amerika ile birlikte Türkiye operasyona girsin istemiyorum ama PKK'ya güvenip de Türkiye eğer IŞİD'e saldırırsa bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum. Evet. Ama eğer kan akmadan bu sorun öyle, onlara biz gıda verelim, barınsınlar, 1 milyon 600 bin kişi bunu yaparız ederiz olmuyor. Bugün Türkiye'de yatağa giren çocuklar var, atanamayan öğretmenler var, birçok sorun var. Bir de tekrar o insanları almamız ki 5 tane çocuk yaptığını düşün bir kişinin, 5 sene sonra kaç kişi olacak bunun nüfusu? Türkiye'de bugün Tayyip Erdoğan ne diyor? 36 etnik unsurdan bahsediyor. Türkiye'yi bana göre bölünmeye götürüyor Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ikilisi. Bir de bunlara Suriyelilerin eklendiğini düşünür müsünüz? Kürt sorunu, Suriyeli sorunu, Arap sorunu, Laz sorunu, Çerkez sorunu derken andımız kaldırılsın. Ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyen bir cumhurbaşkanı var şu an Çankaya'da. Çankaya Köşkü'nü yıkan bir cumhurbaşkanı evet. var. Atatürk devrimlerine karşı hareket eden bir cumhurbaşkanı var. Ben Türkiye'nin sonunu kötü görüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Hemen Oğuzhan bir dakikalık toplamayla. Evet. Bir dakikada toparlayalım. Ya bu işin tek çözüm bence iktidarla olacağına inanmıyorum ben. Burada ortak bir yani bir ortaklık sağlanmalı muhalefetiyle. Mesela Kürt kökenli insanların da bu olayda biraz daha vakur olmasını yani biz temenni ediyoruz. Burada devletin tamamıyla bu terör örgütüne karşı yaptırımları uygulatması gerekiyor ve sınır kapılarını da sonuna kadar açması gerekiyor. Çünkü o bölgeden gelen insanın etnik kökeni veya dini işte mezhebi hiçbirisi bunların önemli değil. Bunların geneline insan olarak bakıyoruz. Hepimiz insanız. Yani yarın bizim başımıza gelse biz başka bir yere kaçsak Allah göstermesin. Biz de aynı durumlarda olacağız. Onun için burada hiçbir dini özellik veya etnik unsurlar gözetilmeksizin Kürt, Laz, Çerkez veya işte o bölgede yaşayan Arap şudur budur. Bunlara sınır kapıları açılmalı. Ama buradaki tek sıkıntı şu, Türkiye orada gerçekten güzel bir yapıyı kurarak o aldığı mültecileri o bölgede yani yaşam koşullarını iyi hale getirerek o bölge içerisinde bu savaşlar bitene kadar, bölgede istikrar gelene kadar Türkiye orada bu vatandaşların ikametgahını sağlamalıdır. Ülke içerisine girdiğinde başlangıçta belirttiğimiz gibi o insanlar da bunu isteyerek yapmıyor ama ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı var, çocuğu aç, yanında eşi var. Yani bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Türkiye'de de yani dediğim gibi hani belli bir yetisi yok veya bir eğitim öğrenim durumu yok. Bunun için sıkıntılar çıkıyor. Bizim bunu hep birlikte aşmamız gerekiyor. Evet. İktidarla muhalefetin bir kere ortak bir tavır ortaya koyması gerekiyor. Şu anda ülke sınırda çatışmaların yaşandığı bir bölgede ama bakıyoruz biz hala iktidar ayrı konuşuyor. İşte muhalefete bakıyoruz. Muhalefet de kendi içerisinde ayrı konuşuyor. Evet. Ya bunun çözülmesi gerekiyor. Bölgeye istihdam gelmesi için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Özgür son bir dakika toparlama. Evet, son bir toparlama yap şöyle. Yani ondan sonra ben ciddi anlamda bu ülkenin bölüneceğini falan düşünmüyorum. Yani zaten bu ülke bölünecek olsaydı 30 yıllık savaş sonucunda bölünürdü. Kimsenin bu ülkeyi bölmeye niyeti de yok. Ben bir HDP'li olarak en başta söyledim. Sen bunu daha söylemeden önce söyledin. İnsanların kimliklerini, kültürlerini yaşayabildiği Türkiye, Suriye, Irak ve Orta Doğu diyor. Artık bu söylemle acaba bizim ülkemiz bölünür mü? Acaba PKK'nin lideriyle görüşüyorlar mı, görüşmüyorlar mı, görüşürse ne olur gibi
böyle ilginç şüpheci tavırlardan ziyade biz bu ülkede ortak ve eşit nasıl yaşayabiliriz mi? Kafayı yiyorsak emin ol hem bu IŞİD sorunu çözülür, İşte bir araya gelmeleri hem lazım. De mülteci iç sorunu çözülür. Evet. Ben şunu çok tehlikeli görüyorum. Nefret suçu ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarında bile suç. Bu yeni biraz önce yasaya. Dediğin dediklerin bence bunu tekrar düşün. Çünkü hepimiz hiç seçmeden yaşadık Orta Doğu'da. Norveç'te yaşamıyoruz, Almanya'da yaşamıyoruz. Bu Orta Doğu'da yaşıyorsak bu Orta Doğu'yu eski kalıplarla artık götüremeyeceğiz. Belli. Bu mu yeni kalıp? Savaş mı? Hayır. Yeni kalıp halkların eşit ve ortak yaşamasıdır. Kürt sosyalist bir evet, şair var. Cigerhun diye. Diyor ki eğer hun ne ben yek hune herin yek bi yek. Yani bir olmazsanız bir bir gidersiniz diyor. Bugün Ezidilere yapılan katliamın yarın Kürtlere yapılmayacağı diye bir şey olmadığını Kobane'de gördük. Evet. Bugün Kürtlere yapılmaya çalışılan soykırımın Türklere yapılmayacağına dair de bir kanıtımız yok. IŞİD eğer, Türkmenleri de öldürüyor işte orada. Oradaki Türkmenleri koruyan 7 tane YPG gerillasıydı. Evet bu kadar Türkçü olabilirsin belki ama evet. Oradaki koruyanlar Türkçüler ya da Türkiye Cumhuriyeti değil YPG gerillaları. Ama orada kendilerini de yani Türkmenlerin de kendileri hani Türkmen cephesinin lideri de Kalaşnikov'la falan hani fotoğrafını yayınladı. Tabii ki ama yani yetmeyecek. Zaten o ayrımı gözetmiyor. Tabii ki. Tabii evet. ki. Yani orada böyle bir canavar varken ortada Özgür bizim toplayalım. Eşit ve ortak yaşayabileceğimiz halklar olarak bir Orta Doğu'yu kurmaktan başka bir çaremiz yok. Evet birleşik. Çok teşekkürler. İnancım sen de buyurun. Suriye Savaşı'nın işte Erdoğan ha kazandık ha kazanacağız diye böyle elini ovuşturduğu günlerde Esad demişti ki ben kazanırsam Erdoğan kaybeder demişti. Suriye'de süreç buna doğru gidiyor. Erdoğan kaybederse IŞİD de kaybedecek. Yani bu işin çözümü ancak bu şekilde olacak. Suriye'de savaş istemiyorsak AKP'ye oy vermeyeceğiz. AKP'nin düşmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Tabii onun yerine ne koyacağız? Özgün de dediği gibi herkesin eşit bir arada kardeşçe yaşayabileceği, herkesimin bir arada kardeşçe yaşayabileceği bir Türkiye'yi birlikte, birleşerek kurabiliriz diye düşünüyorum. O zaman işte hep beraber atanamayan öğretmenleri konuşacağız. O zaman işte hep beraber sürülmeyen toprakları konuşacağız. O zaman güvencesiz çalışmayı konuşacağız, evet. işsizliği konuşacağız. Hep birlikte bunları konuşacağız. Neden şimdi konuşmuyoruz? Çünkü yanı başımızda bir günde 300 tane insan öldürülüyor. Evet. Neden buna müdahale etmiyoruz? Ediyoruz. Hani sen az önce ne dedin müdahale edilmesine? Müdahale edenler ediyor merak etme. Silahlı olarak müdahale edilmesine. Onlar da ediyor. YPG gerilimleri nasıl yani bir dakika ben saniye. Artık bitti bu. Çok 10 saniye. 10 saniye. Tamam yani 10 saniye. 10 saniye. Evet. Şimdi ben son. Yani lütfen. Bugün etmeyelim. Bugün atanma öğretmenleri konuşmayalım. Yok, yarın konuşalım değil mi? Ama şunu söylüyor. Mesela arkadaşlar kapatmak zorundayız. Çok özür dileyerek yani ben ben şunu söylüyorum. Öncelikle bu sorunun bitmesi için yani duamız şu olması lazım. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak olması lazım. Abdullah Öcalan'dan da kurtulmak olması lazım. Yine çok açık söyleyeceğim. IŞİD'le şimdi Abdullah Öcalan'ın ne ilgisi? Lütfen çok arkadaşlar ya, konu dağılıyor. Ben kapatmak zorundayım artık. Türkiye'yi bölmek isteyen Mehmetçiğin kanını hakikaten birisini Türkiye muhatap alıp da IŞİD'e tamam. karşı kullanıyorsa yani yazıklar evet. olsun diyorum. Sinancığım çok teşekkür ederiz. Ben ne olsun Türk'üm diyorum. Aslında bu konuyu biz haftalar geçen hafta da IŞİD'i tartışıyorduk. Hemen döneceğim. IŞİD'i tartışıyorduk. Yetmiyor maalesef. IŞİD'i de tartışmak ya da Orta Doğu'yu tartışmak. Çünkü çok geniş bir konu. Devletlerin bile içerisinden çıkamadığı aynen. ve bataklık aynen. olarak nitelendirdiği bir yerden bizim bu şekilde tabii çıkmamız çok mümkün çok değil ama ben aslında program boyunca mültecileri konuşmayı dilerdim. Çünkü bu hepimizin sorunu yanı başımızdalar ve mağdurlar. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Herkesin bu ülkede herkesin her ülkede insanca yaşamaya hakkı var. Etnik unsur ne olursa olsun insanca yaşamaya hakkı var. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Maalesef vaktimiz bitti. Kanala teşekkür ederim. Kanala teşekkür ederim. Yani böyle bir imkanı sağladığı için gerçekten Cem TV yani evet. gençlere gerçekten değer verdiği için, yani önem verdiği için teşekkür ediyoruz. Aynı evet. şekilde Özgür'e, İnan'a, Sinan'a, çok teşekkür ederim. Oğuzhan senin yerine de teşekkür ederim. Ben de çok kanala teşekkür ediyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Bitmedi yani yetmedi bu. Önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta da yine devam edeceğiz. Tamam bu grubu tekrar alacağız. Tekrar evet gelecek yetmedi. Konuşuyor. Bu hafta da IŞİD'i ve Türkiye'nin mülteciler sorununu konuştu. Ve herkes kendi düşüncesini paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın iyi akşamlar.